Barbaros Motor. Yarım asırlık tecrübesi, Türkiye'nin dört bir köşesinde 1000'in üzerinde bayi hizmeti, 70 ülkeye ihracatıyla tarım ve hayvancılık makine üretim sektörüne yön vermeye devam ediyor. Barbaros Motor, tarımdaki gücünüz. %100 milli, %100 yerli. Bayilikler verilmeye devam ediyor. Telefon 0368 718 3301. www.barbarosmotor.com. Barbaros Motor, tarımdaki gücünüz. Barbaros Motor'un hazırladığı, Hüseyin Emri'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizden bir ricam var. Lütfen gözlerinizi 5 dakika kapatın. Ve öyle bir yer hayal edin ki cennet gibi bir yer. Bir tarafta masmavi deniz. Diğer tarafta yeşilin tüm tonlarıyla tablo gibi bir manzara, kestane ağaçları. Ve yine muhteşem oksijeni ve Karadeniz'in hırçın dalgaları. Böyle bir yer var mı? Evet, böyle saklı kalmış bir cennet var. Tabii ki cennet vatanımızın çok ama çok özel bir köşesi. Sinop ve Sinop'umuzun gerçekten şirin mi şirin ilçesi Türkeli. Evet, bu hafta sizlere Türkeli'nden sesleniyoruz. Evet, Türkiye'mizin Türkeli'ni tüm özellikleriyle, güzellikleriyle tanıyalım mı? O zaman yaslanın koltuklarınıza ve muhteşem programı hep birlikte izleyelim. Tabii ki Türkeli'mizi dolaştığınız zaman muhteşem bir şekilde yemyeşil bitki örtüleri ve bunların içerisinde endemik bitkiler var. Gerçekten çok önemli bir bitki. Evet, belki kıymeti bilinmiyor ama yaban mersini birçoğunuz duymuşsunuzdur. İşte ağacında bu şekilde görebiliyorsunuz. Çok ama çok önemli bir bitki. Yine C vitamini deposu, antioksidan özelliği var ve özellikle şeker hastalarına önerilen bir bitki yaban mersini ve bu yaban mersininin de birçok çeşitleri var. Nerede? Tabii ki Türkeli'nin bu muhteşem dağlarında, yaylalarında diyoruz. Ve biz sizler için Türkeli'mizi anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve çok farklı bir bitkinin önündeyiz. Daha doğrusu çok farklı bir meyvenin önündeyiz. Bilgedin, efendim diğer adıyla dağ çileği. Birçok derde şifa olan, çok tadıyla, aromasıyla çok farklı bir bitki. Bilgedin, evet gerçekten de çok farklı. Efendim tadı da çok farklı, lezzeti de çok farklı. Tamamen doğal ortamda yetişen bir bitki. Ve sevgili izleyiciler, yine yöre insanı bu bitkilerin zamanında köklerinde, dallarında da yararlanıyor. Boya olarak kullanılıyormuş bu efendim bitkinin kökleri ve yaprakları. İşte size bil yedin diyoruz. Bil yedin, bil yedin. Gerçekten de çok farklı, aromalı, çok lezzetli bir efendim ürün bil yedin. Ve tabii ki Türkiye'nin dağlarının eteklerine doğru çıktığınız zaman birbirinden güzel meyveler var. Doğal meyveler, endemik bitkiler var. Az önce söyledim ya, bilyedin, tabii ki yaban mersini ve tabii ki yine Türkeli'mizin dağlarından yetişen, tamamen doğal yetişen somak. Gerçekten de son zamanlarda biliyorsunuz çok gündem olan,
koronanın çaresi diye söylentileri çıkan, birçok yemekte kullanılan muhteşem bir ürün. Somak, evet somak eşkisi, mutlaka ve mutlaka geldiğinizde efendim Türkiye'nin dağlarında dolaşmayı unutmayın. Çünkü bu muhteşem ürünler Türkiye'nin dağlarının eteklerinde diyoruz. Söyledik ya, Türkiye'mizin dağlarının etekleri birbirinden güzel ve özel endemik bitki örtüsüyle kaplı. Ve işte az önce söylediğimiz gibi yaban mersini dedik ya, o siyahıydı, bu da beyazı, birçok derde şifa olan işte yaban mersininin beyazı. Sizler için Türkiye'mizi tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Ve yanımızda iki tane hanımefendi var. Tanıyalım efendim. Ben Türkiye İlçe Tarım Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapmaktayım. Nasıl? Adım Sibel Sarbaz. Sibel Hanım ve... Ben de ziraat mühendisi olarak görev yapmaktayım. İsmim Melike Uçar. Evet, çok değerli iki tane mühendisimiz, efendim veterinerimiz var. Sibel, benim küçük kız da veteriner olmayı çok istiyor. Tavsiye genç ediyorum. Genç veterineri görünce çok mutlu oluyorum. Sever miydin hayvanları? Ben de hayvanları severek veteriner hekim oldum yani, tabii ki de. Aynen öyle. En çok sevdiğin hayvan hangisi o zaman? Kedileri, kedileri seviyorum. Ayrım yapma bence. Hepsi güzel. Ya bütün hayvanlarımız hoş, güzel. Sen benim hayvanlarla konuştuğumu biliyor musun? Hayır. Ben konuşamıyorum daha, siz konuşabilirsiniz. Ben İçten sevmek lazım. Kedilerle, köpeklerle, hele köpeklerle bir muhabbetim var. Mutlaka bir gün o muhabbete seni çağırmak isterim. Ben de gelmek isterim. Mutlaka görmek isterim. Bugün sokaktakiler selam gönderdi. Teşekkür ederim. Selamlar dediler. Aleyküm selam. Ben de hepsine çok selamlar söylüyorum. Ben bu işi severek, isteyerek, hayvanları severek yapıyorum. Yani şu anki mesleğimden de çok memnunum. Hiç pişmanlığım yok açıkçası. Şimdiki gençlere de tavsiye ediyorum veteriner hekimliği olarak. Burada hangi hayvanlar yetişiyor? Ağırlıkta hangi hayvanlar var? Burada büyükbaş olarak sığırman da yapılıyor. Koyun keçi var. Ondan sonra arıcılık ön planda, zaten biliyorsunuzdur. Burada kestane balı ünlü. Yani buranın halkı. Sibel, burası gerçekten çok önemli. Buranın arılarının kanadına binen Mars'a ücretsiz çıkıyormuş. Yani çok faydalı bir bal gerçekten. Antioksidan etkisi var. İçerisinde çok sayıda vitamin, mineral barındırıyor. Astım, ne bileyim böyle hastalıklarda, grip hastalıklarında falan çok etkili. Orman gülü ve kestane, yani bala özgü bir kuvvet veriyor. Yani bal aromatiklik katıyor. Çünkü burası her haliyle doğal ve güzel bir yer. Bir Türkiye'li hayvancılık dedik. Sibel Hanım anlattılar ve şimdi de Melek Melike'ye dönüyoruz. Sen seviyor muydun tarımı? Tabii ki seviyorum. Bir çiftçi çocuğu olarak diyorsun. Çiftçi çocuğu değilim ama torunuyum diyeyim yani. Yani Türkiye'line baktığımızda hangi tarımsal ürünler yetişiyor? Önce sulu tarıma girelim. Sulu tarımda dersek eğer başta domates, biber, salatalık, marul gibi ürünler yetişmekte. Tüm bahçe ürünleri yetişiyor. Evet, tüm hani bahçe. Seniz düz bitiyor. Aynen öyle diyebiliriz. Meyve ağaçlarına baktığımız zaman hangi meyveler yetişiyor burada? Meyve ağaçlarında başlıca fındık ve ceviz yetişmekte. Bunun ardı sıra kivi, elma, erik gibi diğer meyve ağaçları da yetişmekte. Özellikle son dönemlerde Türkiye ilçemizde kivi yetiştiriciliği de yaygın olarak görülmekte. Ve iri oluyor gerçekten. Evet. Buranın toprak yapısına uygun diyebiliriz. Ya dediğimiz gibi burada ters ekse düz biter. Gerçekten çok doğal bir ortam, çok güzel bir ortam. Çiftçimizle ilgili bu anlamda ne gibi çalışmalarınız var? Mazot gübre desteklemesi, fındık desteklemesi, organik tarım desteklemesi. Özellikle sokak köpeklerimiz, kedilerimiz var. Evet. Özellikle bu soğuk havalarda. Onunla ilgili vatandaşımıza mesajın ne olacak? Yani kesinlikle aşağıya mama bırakmaktan, su bırakmaktan çekinmesinler.
ilk öncelikle. Ondan sonra onu elimden geldiği kadar kutudan, ne bileyim, onlara hani girip saklanabilecekleri, yağmurdan sakınabilecekleri küçük evler yapabilirler. Onlar da bir canlı. Yani, aynen, onlar da bir canlı. Sonuçta bu çok maliyetli bir şey değil. Kutuyu bile koysan onu da şey yapabiliyor, altına saklanabiliyor. Melike, seracılık anlamında ne gibi çalışmalar var burada? Çiftçimiz neler yapıyor? Seracılıkta da aynı şekilde içerisinde sebze ürünlerinden domates, biber, salatalık, marul gibi ürünler üretiyorlar. Seracılığa da Türkeli ilçemizde bayağı bir ilgi arttı. Bu anlamda da ilgi arttı diyorsun. Evet. İnşallah çiftçimiz alın terinin karşılığını alır diyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Köy TV izliyor musun? Evet, izliyorum. Köyde ne var? Hayat var. Hayat diyoruz. Var. Bizlerle Türkiye'nin anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Edelim mi? Buyurun, evet. Edelim efendim. Buyurun. Ve yine bu milletin efendisi, köylüsüyle birlikteyiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Şaban Kaya. Şaban abi, nasılsın? İyi misin öncelikle? Vallahi sağlık yönünden biraz sıkıntılıyım. Hayırdır? Kim sağlığını bozdu? Ya ekonomik sıkıntı. Sağlığımız bozuldu diyorsun. Evet, stresten. Psikolojimiz bozuldu diyorsun. Evet. İyi olur inşallah abi ya. Türkiye'nin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de sizinle başlayan bir kivi hikayesi. Evet. Bu kiviyi bize bir öncelikle nasıl başladınız? Bu işe nasıl cesaret ettiniz? Daha önce ne iş yapıyordunuz, anlatır mısınız? Ben maliyede çalışıyordum. Maliyeden, hı-hı, 2017 yılında emekli oldum. Hı-hı. Emekli olmadan önce tarımsal, hı-hı, destekli fidan desteğinden yararlanarak, hı hı, yarı hibeli kivi fidanına başladım. Kivi, hı hı, ekmeğe. Hı hı. Hani o zaman dediler mi ya, burada kivi olur mu? İşte nasıl uğraşacaktın? Yok, nasıl yetiştireceksin? Onu araştırdım. Hı hı. En uygun. Yok, çevredeki insanlar bunu dedi mi sana? Ya çok diyen oldu arkadaşlarına, yapamazsın, edemezsin dediler ama yine de hani gücümüzün yettiğince yapmaya çalıştım. Vermeye başladığında kaç kilo veriyor? Vallahi bir ağaçta en az da 5-10 kilo falan başlıyor. Sonra ideali, ortalaması? İdeali 75 kiloya kadar çıkıyor. 75 kilo çıkıyor. Şu anda burada da dişi olarak 150'nin üzerinde ürün var, fidan var şu an. Pazar olayını nasıl yaptınız? Hani siz mesela bunu yetiştirdiniz bebek gibi, çocuk gibi, kaça veriyorsunuz? Şu an bu seneye gelene kadar 5 liradan veriyorduk. Kilosunu hani, 5 liradan. Sadece biz buradan ceylan parasını emeğimizi almak için 5 liradan yaptık. Fakat bu seneki ekonomik şartlar ceyran parasını en az 6 kat arttırdı. 6 kat? Evet, en az 6 kat. Evet. Yani ben buraya 2010'da ceyran 10 lira 15 lira ceyran öderken bu sene 250-300 liradan aşağı gelmemeye başladı. Allah Allah. Evet. Yani bunu ilk yaptığımızda ceyran parası o kadar yüksek gelmiyordu. Tarımsal destekli ceyran olduğu halde 200-250'den aşağı gelmiyordu. Kendiniz mi satıyorsunuz, toptancıya mı veriyorsunuz, halcıya mı veriyorsunuz? Şu anda biz toptan verme taraftarı değilim. Çünkü en azından halkımızın, en azından biraz ucuza yesin. Halkımızı, köylü pazarını halkımıza sunuyoruz biz bunu. Şimdi mesela siz hemen üretensiz, pazarlayan da siz oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla aracıyı kaydırıyorsunuz. Aracıya vermiyoruz. O aracının karını halkımız yiyor. Evet. Çok güzel. Bu kadar %100, %200 olmamalı değil mi? Olmamalı. Bu denetlenmeli değil mi? Şimdi nasıl denetleyeceksin? İşte öyle bir mekanizma. Hırsızı denetleyebilir mi? Ona da sadece gülüyorum, ne diyeyim. Evet, bir sorun var. Sana göre çözüm ne? Vallahi bana göre çözüm muslukla, yandaş muslukları kapatılması. Ve bu ülkede milli ekonomi modelinin uygulanması. Evet. Üstadın, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi, üstadın yazdığı o modelin uygulanması gerekiyor. Evet, şu da var. En azından her bölgede bir çalışılacak iş sahasının kurulması ve geliştirilmesi gerekiyor. Ama Türk sermayeli. Tabii canım. Kiviler de hakikaten çok güzel. Bunlar sadece hiçbir şey... İri ya, bir de çok büyük yani. Gübreleme sistemi tamamen doğal. Tamamen doğal. Hiç Allah ne verdiyse bu. Benim oğlan çok seviyor, biliyor musun? Ama ya şunda sevilmeyecek bir şey yok. Evet, bu nelere iyi geliyor abi? Şunda yani içindeki çekirdeğe kadar vitamin var. İşte nelere iyi geliyor hiç, biliyor musun? Bunlar şekeri düzenleyici. Bunlar C vitamini bakımından portakalın 5 misli de şey. Bundan 5 kilo alırsan uzaya araçsız çıkarsın. Evet. O kadar. Abi çok teşekkür ediyorum. Aferin. Biz üretenin, üreticinin her zaman yanındayız. Her zaman bu milletin, bu köylünün, milletin efendisi olan köylünün
ve tüm Türkiye'nin her zaman yanında bir kanalı, sizin kanalınız Köy TV. Köyde ne var? Hayat var. Türkiye'de yetişen en güzel meyvelerden bir tanesi de cennet hurması. Her evin bahçesinde mutlaka var. Gerçekten cennet hurması burada çok güzel ve çok tatlı. Burası neresi? Türkiye'li diyoruz. Ve sevgili izleyiciler, tabii Türkiye'nin de kaptanımız, rehberimiz, Osman. Hırçın Kirazoğlu. Kaptanımız. Kirazoğlu. Diyebilir miyiz? Kirazoğlu Osman. Kirazoğlu Osman. Osman Çetinkaya. Abi Kirazoğlu nereden geliyor? Kirazoğlu teknenin ismi. Ha, lakabım diyor. Kirazoğlu. Kirazoğlu, aynen. Kirazoğlu Osman'la birlikteyiz. Evet. Osman abi, biraz sizi tanıyabilir miyiz? İşte ben emekliyim. Çok sigorta, güzel. Sigortadan emekliyim. Çok güzel. Bununla uğraşıyorum, hobi olarak. Öyle mi? Hobi. Çok güzel. Ama tabii Osman abi, önce bize bu güzel ilçemizi, Türkiye'lini, saklı kalmış bu cenneti tanıtır mısın? Türkiye'li çok çok güzel. Her şeyiyle. Yazı ayrı, kışı ayrı, sonbahar ayrı, her şeyiyle. İlkbahar ayrı. Yani Türkiye'li hakikaten gezip görülecek yer. Ama tabii ki kıymetini bilenlere diyorsun. Diyorum. Ülkemizin her yeri cennet. Öyle, aynen. Türkiye'li bir başkaymış. Başka, ben hayran başka, kaldım. Başka. Evet, evet. Evet, evet. Kaç yıldır balıkçılık yapıyorsun? 15. 15 yıldır. Evet, şimdi 15. Birer bismillah dedik, çıktık. Evet. Bu mevsimde hangi balıklar var? Şimdi palamut artık bitme. Normalde çıkıyordu fakat bu sene palamut az oldu. Şimdi istavrit var. Kalkan çıkar. Deniz balığı değil mi? Deniz, tabii bunda hamsi bizde meşhur Türkiye'li. Akşam balık mı yiyeceğiz? İnşallah. İnşallah. Evet. Yani Türkiye'limiz. Aynen. Yani Türkiye'limizi anlat dedikleri zaman ben sadece şu kelimeyi kullanırım, biliyor musun? Türkiye'li anlatılmaz. Yaşanır. Gerçekten evet. Öyle bir yer. Aynen. Evet sevgili izleyiciler, söylüyorum ya, Türkiye'mizin her yeri cennet, her yeri özellik, evet. Her yeri güzellik, dua. Denizin hırçın dalgaları, evet. Öbür tarafta yemyeşil, evet. Mavi orman, evet. Kestane ağaçları. Abi ilham aldım senden. Çam ağaçları, kestane. Çam ağaçları. Bir yer sayılamayacak, türde ağaçlar. Cırcır sesleri, her türlü, kuş sesleri. Aynen, kuş sesleri. Aynen. Ya mükemmel aynen, bir yer. Aynen, aynen. Şimdi aynen. Daha iyi anlıyoruz ki bu aynen, ülkemiz aynen. İçin neden bu kadar oyunlar aynen. Oynanıyor. Evet. Şimdi aynen. Daha iyi anlıyoruz. Aynen öyle. Bravo, bravo. Çok güzel. Yani işte hani diyoruz ya, aynen, gerçekten aynen, aynen, aynen. Dünyada böyle bir yer yok, yok sevgili yok, izleyiciler. Aynen, ya. Doğru. Abi artık bre bismillah deyip çıkalım mı yola? Çıkalım. Çıkalım. Bakalım neler var. Anadolu gezginleri Türkiye'de ne yapıyor? Devam ediyor.
Tabii ki Türkiye'nin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de balıkçılık ve tabii ki denizin sultanları, kaptanları. İlla ki. Beyefendileri yanımızda. Tanışabilir miyiz yani, efendim? Adım Ramazan Aydın. Ramazan abi. 3 ay oldu gideli. Ne zaman geliyorsun? 1956 doğumluyum. Sen 3 ay oldu gideli ama ne zaman geliyorsun? Benim adım gitmez. Çünkü neden de? Benim adım toprağa gidince biter. Doğru. Arkamdan kimse konuşmayınca o kişinin şeyi biter yani. Evet. Bir insan sağlığında şeye değer verilir. Verilir veya verilmez, onu da şey edemem. İrfan Altun. Nasılsın abi, iyi misin? İyi, Allah'a şükür, sizler sonra. Biz altın arıyorduk, bulduk. Altını düşürebiliriz. Senize altın arıyorduk, balık evet. Bulduk biraz. Balık bulduk. Balıkçılık yapıyorsunuz. Geçiminizi bununla sağlıyorsunuz. Başka hiçbir gelirim yok. 65 yaşındayım. Ney? 65 yaşındayım. 65 mi? Evet. Abi 18 gibi duruyorsun. Öyle olması lazım. 65 yaşındaki adam 20 yaşındaki gibi olması lazım. O kadar. müsait zamanınız var mı? 5 dakika gibi. Ne yapacaksın abi? Bize balık mı yedireceksin? Yedirin, balık yedirmek günah mı yani? Balık severiz de. Kahvaltıda yine Gaziantep'li olarak ciğer yeriz de balık niye yemeyelim? Herhalde yani. Abim, nasıl bu meslek? Emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Rahat mısınız? Mutlu musunuz? Huzurlu vallahi, musunuz? Bu işin tadına bakarsan gelirinden fazla gideri çok. Katlamalı oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi şu havada denize av attın. Attın? Evet. Bir av bugün 1500 liraya maliyeti var. Hadi be! 1500 lira maliyeti var. Hı. Bugün atıyorsun, icabında bir saat sonra hava bir kuduruyor. Kim kuduruyor? Niye kuduruyor? Kudurdu mu abi? Onun yukarı kararı. Ben onu şey etmem, kestirmem. Anladım. Evet. Bana yasak zaten öyle bilgi vermek. 1500 liralık ağa attığınızda ne kadar balık yakalayabiliyorsunuz? Yerine göre hiç yakalamadığımız zaman oluyor. Yerine göre 1 kilo, yerine göre 30 kilo. Allah. O saatinin değişiyor yani. Allah yardımcınız olsun. Tamam, da ben Allah, asıl niye geldim Allah, biliyor musunuz? Evet, buyurun. Abi sen deniz kızını yakalamışsın. Yoksa deniz oğlanını deniz kızı ararken deniz oğlanını bulduk. İfen abi, sana göre nasıl balıkçılık? Baba mesleği, yıllardan beri sahilde oturuyor zaten. Bu bir alışkanlık, bir hobi olarak. Yani bu veya az çok bir katkı da oluyor maddi olarak bazen. Genelde ağımıza hangi balıklar takılıyor? Palamut, bu sene palamut olmadı. Yani bu sene hiç palamut olmadı. Ancak bir iki tane yedik. Yani şu anda çilekop sezonu. Lüfer, çilekop. Ve bir de deniz oğlanı. Deniz oğlanı. Deniz kızını gördük de deniz oğlanı hangisi? Bir tanıştırsana. Deniz oğlanı. Merak ediyorum yani. Deniz oğlanı bu. Ya çünkü deniz kızını efendim biz... Deniz oğlanı balık yani. Oğlan olduğunu nereden biliyorsun balığın abi? Şeyde var, bu oğlan mı? Erkeğe dişisi var. Tabii deniz kızı meselesi var ya, biz deniz kızını arıyoruz. Altta tam sen evet, dur kızım. Oo çok güzel. Bakar mısın şunun gözlerine? Aman Allah'ım bu ne güzellik. Yakıyor bir de ellerini yakıyorsun. Hadi ya. Ya ara sıra masaj yapıyormuş senin yüzüne de abi. Suratı yeni sürdü bu. Abi açalım bir, ne hangi balıklarımız var? Onlar da sen bana halle şöyle bir. Bu çinekop. Çinekop. Yani çinekop. Lüferin bir ufa yani. Bunu alacaksın böyle. Evraklar hazırlandı. Antakya'ya mı götürüyorsun? Kimi götürüyorsun? Aşağıya gideceğiz artık. Hangi aşağıya? Merdivenle mi gideceğiz? Onu Allah bilir artık. Bakar mısın merdiven bulamayız. Denizin dibinde gideriz. Türkiye'nin delisi kim biliyor musun? Kim? Ayağına adım atsan deli dolaşıyor ayağına. Köyde ne var? Köyde. Hayat var. Evet yani köyde. Ne varmış? Hayat köyde yani, her şey köyde. Yani. Anadolu gezginleri yani. Devam ediyor. Evet.
Zevkine mi, hobisine mi? Zevkine. Zevkine, çok güzel. Ne iş yapıyorsun normalde abi? Fırıncıyım ben. Fırıncı. Abi, balıkları fırında pişiriyor musun? Tutunca pişiriyoruz. İşlem ne şu anki işlem? Şu anki işlem kayığı yerine çekiyoruz. Kayığı yerine çekiyorsunuz. Ya öyle bir havayla girdin ki. Nereye, buraya mı? Sahile. Ben buranın çocuğuyum, doğum büyüme. Hayır, hareket bu, sanki deniz kızını ben yakaladım havasıyla. Deniz kızını yakalamadım da balık alamadık ondan dolayı. Ya peki sen deniz oğlanını gördün mü? Yok. Kim görmüş deniz kızını? Abi Çatalzeytin'de görmüşler. Allah Allah. Gösterdiler bunu. Fotoğraf falan var mı? Tabii canım. Hayır, ben sana bir sır vereyim mi? O beyefendi yakalamış. Yakalamış. Gösterdi bana az önce. Yo, göz kırptı bak. Beyefendi yakalasa ben Almanya'da zaten görürüm. Yok yok, burada teknenin içinde saklıyor. Allah Allah. Ya. Sen Almanya'da mı yaşıyorsun? Evet. Şöyle bir gurbetçi gözüyle, vatan, evet, millet özlemiyle, hasret çeken bir gurbetçi özlemiyle Türkoğlu'nu bize biraz tanıtır mısın? Senin gözünde dışarı göz olarak Türkoğlu denince ne geliyor aklına? Vallahi Türkoğlu deyince vatan geliyor. Vatan, millet. Buraların doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlerin özlemi. Yoksa Denizoğlan'ı sen... Ha pardon, Denizoğlan'ı beyefendi. Evet, olabilir. Ekonomide bir herhangi bir sıkıntı yok. Öyle mi? Evet. Her şey gülistanlık. Her şey gülistanlık. Euro çıkıyor. Euro çıkıyor. Dolar çıkıyor. Avrupa buradan kötü. Burası iyi. Allah Allah. Tabii ki. O zaman dünya yeni bir model deneyecek. Yeni bir modele geçecek abi. Milli ekonomi modeli. Bu olmadıkça gidiyor insanlık. Kelinin delisi kim abi? Nesi? Delisi. Onu bilemem ben. Akıllısı? Akıllısı buranın yerlileri, milletleri, insanları. TV Anadolu Gezgini'ni izliyorsun. Evet. Köyde ne var? Hayat var. Hayat var. Tuta. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk da. Deniz kızını sen mi yakın? Aynen. Nerede? Bu... Lokantamız, lokanta işletmeciliği yapıyorum ilçemizde. Ben yakalamadım. Sen yakalamışsın. Denizoğlan'ı var. Aynen. Aynen. Senin kokumuz var. Öncelikle Türkiye'nin de balıkçılık nasıl? Emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Ağınıza hangi balıklar takılıyor? Bizim bu yörede yaptığımız balıkçılık palamut, çinekop, istavrit, barbun. O şekilde yani, bizim kıyı balıkçılığında bu balıkçılığı yapıyoruz. Kendim lokanta işletmecisiyim. Lokantamızdan vatandaşlarımıza taze taze balığı yedirmek için uğraşıyoruz yani bu balıkları. Diğer balık... Uğraşma abi, biz yeriz, götürürüz. Uğraşmak zorundayız. Güzel bir balık yenilmesi için. Diğer balıklarımız da trol ayıklarından mezgit, kalkan, marbun, onları da temin ediyoruz. Belirli noktalara ağlarımızı kuruyoruz. Türkiye'li ilçemize yakın olan yerlere. Sabahleyin de 6 gibi, 6.30 gibi denize çıkıp topluyoruz olan balıklarımızı, vatandaşlarımıza yedirmek için uğraşıyoruz. Yani uğraşma, hepsini gelip ben yerim. Sizi beklerim. Çinekop. Evet. Bugünkü çıkan çinekop. Lokantamızda mevcut barbunumuz var, bu bölgenin balığı. Mezgitimiz var, bu bölgenin balığı. İşte gördüğünüz bu güzellikleri az sonra ne yapacağız? Götüreceğiz. Götürmek bizim işimiz. Aynen. Ağız tadıyla afiyet olsun hepinize. Köy TV izliyor musun sen? İzliyorum. Köyde ne var? Hayat. Köyde var. Hayat var. Devam ediyoruz. Köyde hayat var. O kadar. Anadolu Gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Şimdi de Türkeli vatandaşlara soruyoruz. Türkeli'nin delisi kim? Akıllısı kim? En karizmatiği kim? Hep birlikte görelim mi? Buyurun görelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Türkeli denince aklımıza ne geliyor? Abi kestane, gurbetçisi gelir. Hı-hı. Önce gurbetçi, sonra kestanesi gelir. Hı-hı. Balığı gelir. Balığı gelir. O kadar başlı bir şey ki, hep arazi dağlık, ormanlık. Türkeli'nin delisi kim abi? Valla ne bileyim ben, kaç tane delisi var abi, deli her yerde dolu. Ben de Türkiye'nin delisiyim, sıkıntı yok, evet. Abi. Akıllısı kim? Akıllısı benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sağ olun. İlçemize, sahilimize, Karadeniz bölgemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzliyor musun sen de Anadolu Gezgini, evet, Köy TV'yi? Evet. Burada deniz kızını yakalamışlar. Doğrudur. Gördün mü sen? Biz görmedik. Türkiye'li denince aklım sana gelir.
Tür gelince aklımıza başta kestane gelir. Evet. Ne bileyim. Kestane, kebap. Yemesi sevap. Ve inan böyle, say yalan konuşmam, imam öncüsüyüm. Öksür geberiyordum. O baldan bir şöyle yarım kaşık attım şu an. Abi be! 10 dakika sürmez abi. Yok ya! Vallahi bak. Tavsiye 10 dakikada hemen kesti bıçak gibi. Abi hep anlatıyorsun. Bıçak kesmez. Bal nerede? Bal nerede? Bal evde. Getir abi. Ya götürür abi. Hanım da burada. Yani getireceksin. Hanım da burada. Var abi bal. Alıyoruz. Hemen ucuz değil. Götürecek kadar ucuz ne değil. Ne kadar abi? 200 kat. Hadi ya. Ya 200 kat. Bir şey değilmiş abi ya. 200 TL. 200 TL'cik. Azerbaycan'da Sinop'ta, tamam. Sinop'ta bir köy varmış. Azerbaycan'a rakibiymiş yani. Azerbaycan'dan sonra o geliyormuş. Abi o balı o kesane yiyen. Kesane balı. O balı yiyen uzaya araçsız çıkıyormuş. Çıkar çıkar. Ya. Neyse abi size kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Asıl konu deli arıyorum, deli. Deli. Türkiye'nin delisi nerede? Aslında biz de Karadeniz'in delisiyiz. Biz de televizyon seyretmişiz. Ben de Türkiye'nin delisiyim. Oldu. Şu deli nerede? Şöyle bir bakın. Gel bir gittim. Hadi kal. Şöyle bir mutlu çifti görmek bu zamanda. Rize gibi bir şey abi. Aynen abi. En son 20 yıl önce eşimin elini tutmuştum. Vallahi. Ondan sonra elimi ne zaman uzatsam liste çıkıyor önüme. Doğrudur abi. Sen de liste veriyor musun? Nişanlı mısın? Evliyiz. Ha, daha yeni çiçeği burnunda. Evet. Cicim ayları. 2 yıl sonra hazır ol. Elini uzatıyorsun liste. Elini uzatıyorsun sipariş. Evet. Elini uzatıyorsun. Kolunu istiyorlar abi. Türkiye'nin delisi kim? Delisi mi? Evet. Vallahi onu hiç bilemem. Ben delisini arıyorum abi. Ben akıllıyım abi. Alım gücü nasıl milletin? Piyasalar nasıl? Piyasa duman. Duman. Ne olacak abi milletin hali? Çözüm ne? Çözüm mü? Ben 30 sene önce bir mal müdürüm vardı. Kerim düzelecek dedi. Haden düzelecek. Daha da gidiyor geri geriye. Ya. Neredesin sen? Biz çok yoğunuz. Yoğunsun sana, ulaşamıyorum. Ulaşmanız için ya araziye geleceksiniz. Abi bir haftadır Türkeli'ndeyim. Bir haftadır. Bana nasıl ulaşamıyorsun? Ben ulaşılması en kolay adamım. İsim neydi? Hüseyin Öztürk. Ha bak Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin Emre. Adaşı buldu yani. Ama o kadar. Hele ne geziyorum? Niye arıyorum? Bir sor abi. Niye arıyorsun abi? Hayır. Abi buranın delisi sen misin? Evet. Bir memlekede. Türkiye'nin delisiyim. Aynen. Sıkıntı yok. Yok yok çok. Deli deliyi görünce ne yaparmış? Önliliklermiş abi. Şimdi nelerimiz var abi biraz? Köy yumurtamız. Köy yumurtası. Bu gezen tavuk mu? Gezen tavuk. En son nereyi gezdi, haberin var mı? Abi en son ormanın kenarından doğru. Mars'tan. Jüpiter'den. Jüpiter'e. Oradan. Uranüs'e derken dünyaya iniş yaptı. Hadi be. Aynen. Dünyaya indikten sonra. Allah yolda çıksın. Deliyi aramaya devam edelim mi? Edelim abi. Yardımcı. Başka deli arayalım. Bırak tezgahı ya, boş ver. Dün ne yaptık Şaban abimizle? Bu güzel... Dalında gördük. Dalında kopardık ellerimizle. Evet. Bu güzel... Organik yerli kivi. Organik. Yerli. Yerli. Evet. Yerli milli. Malı, Türk'ün malı. Evet. Tarladan vatandaşımıza hizmet için tezgahımızda satıyoruz. Toptan vermiyoruz. Abi ya sen beni niye bekletiyorsun ya? Abi ben daha yeni geldim buraya. Köydeydim ben. Ha yoğundun. Tabii köyde. Ne yapıyordun köyde? Vallahi köyde iş yok. Buranın delisi kim abi? Buranın delisi. Ya her yerde deli vardır. Burada da var deli ama şu anda yok yani. Bir delisi vardır ama biz aslında... Akıllısı kim abi? Bu vatanın delisiyiz biz. O kadar, ben de onu arıyorum yani. Deli deyince deli olunmadan veli olunmaz ki. Tabii kesinlikle. ÖTV izliyor musun Anadolu Gezgin'de? İzliyorum. Köyde ne var? Hayat var da. Köyde hayat var evet. Var da. Şu deliyi aramama, bulmama yardımcı ol. Neredesin ya? Ben buradayım abi, sen yoksun. Geçen de gördüm ben seni. Ya bir haftadır senin için buradayım ben. Yok, benim için değil. Neden? Bir sor neden? Türkiye'nin delisini arıyorduk abimle. Azıcık Nene, teyzem. Nene, buyur. Nasılsın, iyi misin? Bir gel hele, gel. Allah'ıma şükür. Şöyle bir gel yanıma. Hamdol. Gel. Var, elma var, doğal. Evet. Hurma evet. Var, doğal. Evet. Salatalık var, doğal. Evet, hep kendimi. Bahçemden. Hep kendin yapıyorsun. Evet. Ay annem benim ya. Çok şükür. Gölge etmeyin anneme. Gölge etmeyin, başka ihsan anne. İstemeyiz ki. Herhalde şimdi... keyif yapıyor evde. Evet. Oh, sobanın önünde. Şimdi herhalde beni bıraktı buraya, ha. Eve gitti. Niye kendi gitti, kendi de gelsin? Yok, o pazar yapamaz. Ha. Evet. Rejona ters mi diyor? Evet, pazar işinin ters der o. Ağa. Bunu yapamaz. Yapamaz. Abi nereye gitti benim deli? Bizim delimiz. Delidir, ne yapsa yeridir.
Nereye gitse de yeridir yani. Vında kayboldu. Vın gitti abi. Yok gördüğün gibi. Gel böyle bir soralım. Ama bir şey geldi. Ne geldi? Hanımla bak bu şekilde gidiyoruz. Maşallah nasıl da birbirinize yakışıyorsunuz. Çok güzel yakışıyoruz. Evet. 65'ten bu yanına. Çok güzel maşallah. Ha. Burada balıkçının hemen beri yanında. Demek ki kolundan bir tutmadım, gariyet değil mi dedim. Ne dedi, beni bıraktı bu. Bir düştü böyle. Bir de baktım ki taş çıkmış yukarı. Asfalt taşı çıkmış. Zor kurtardık. Zor kurtardık. Bir tanesi dedi ki orada, biz dedi çoktan dedi Almancasıyla meldi yaptık dedi. Biz bildirdik dedi. Fakat gel gelim hala yapmadılar burayı dedi. Ya şimdi sel mel oldu ya, ondan olmasın? Hayır hayır. Burada böyle seninle alakası yok. Anladık. Ha. Biz seyredenlere, duyanlara. Çok TV, şeyler. Köyde ne var? Hayat var köy diyoruz. TV. Köyde hayat var. Tamam. Heyecanlan. Allah razı olsun. Görüşürüz. Ama, adamsın. Ama bir ricada bulunacağım ya. Estağfurullah emredin. İnşallah belki gider yerine ya. Gider abi, her yere ben gider. Ben de kolum kısa olduğu için uzanamadım bir yerlere. Bu kol uzanır. Çok güzel. Asker arkadaşımı 66'dan bu yanına göremiyorsun. Hangi ilde? Sapanca'daydı, oradan taşınmış. Muhittin Dokur isminde. Muhittin Dokur. Muhittin Dokur. Lütfen alttaki numaralara ulaş. Biz de belediye aracılığıyla abi buluruz, kavuştururuz. Bulamadım. Tuzlu'ya gitmiş galiba. Gebze'de bir yeriymiş. Bulamadım. Çok üzgünüm. Çünkü beni anası zamanında böyle kardeşiyle beri geldi. Beni ziyaret etti. Unutamıyorum o günü. Ne arıyorum? Bir şey sormuyorum. Ben niye arıyorsun kardeşim? Abi Türkiye'nin en karizmatiği geliyor dediler. Onu iyi demişler. Tesbih'e bak. Bak sen bak. Adamı geliyordu adamı. Yaş kaç abi? Bakıyor musun? Türkiye'nin akıllısı kim? Akıllısı mı? Evet. Akıllısı, delisini de sor, akıllıyı sor. Akıllıyı sorayım sonra deliyi sorayım. Hayır. Şimdi akıllısını sorma. Hı. Delisi kim abi o zaman? Deliyi sor, deli. Deli kim abi? En delisini soracağım burada. En delisi? Şimdi burada bak, akıllı. Sen misin? Akıllının bu solukta ne işi var? Abi en delisi sen misin? Öyle sayılır. Ben de Türkiye'nin delisiyim, sıkıntı yok. Enişte nereye gidiyorsun, gelsene. Enişte gel enişte. Abi boşverin, sen ünlü ol diyorsun, enişte falan boş. Ne istiyorsun kardeş? Sen onu söyle, sen söyle. Türkiye'nin karizmatiğini biz seni seçtik, sen kimsin? Allah razı olsun. Sen kimi seçiyorsun? Sensin. Abi ben Türkiye'li değilim. Oğul insansın. Erkeliği bulalım seninle galiba. Gel. Motorun sesini duyuyorsunuz işte. Aynen. Barbaros fırtınanın sesini duyuyorsunuz orada. Ana sponsorumuz da abi. Arada reklam yapıyorum. Abi başkan çalışıyor mu? Başkan çalışıyor. Deliyi gördün mü? Deliyi arıyorum ben. Türkiye'nin az önce buldum, bu tarafa kaçtı. Deli? Ya deli abi. Yani deli deyince ben burada deli çok. Deli çok da yani. Ay ben meslektaşımı kaçırdım az önce ya. Yıllar sonra buldum deliyi. Kayboldu gitti ortada, gördün mü sen? Yok görmedim. Neyse ben aramaya devam edeyim. Sen de geç kalma, yenge kızmasın abi. Hadi görüşürüz. 10 lira. 10 lira çıra. 10 lirayla. Tamam. Alıyor musun? Hemen ne kadar? 10 lira. Ben yardımcı olayım anneme. Ne kadar koyacağız anne? Ne kadar isterse, kaç kilo isterse ona göre koyacağız. İkinizin 10 lira. Evet. Ne kadar? 2 kilo. Ha. Nereden geliyorsun? Hangi mahalle? Köyü. Ha, pozitif. Çok güzel. Pantela. Elektronik. Tamam, 20 lira alalım. Evet. Evet. Annem al paranı. Kestane 20 lira. Kestane al. Bak ayağım uğurlu geldi sana, gördün mü? Hepsi organik. Hepsi senin bahçende. Evet. Aha bu da kokulu üzüm. Evet. Nasıl bildim? Evet, kokulu üzüm. Erfelek'te gördüm de. Türkeli'nin en karizmatiğini arıyorduk. O da sensin herhalde. Yok ben değilim de iyi insanlardan birisiyiz yani, eyvallah. Eyvallah. Allah herkes iyi etsin abi. Çıkan çalışıyor mu başkan? Başkan çalışıyor. Doğru söyle. Doğrudan eksiltmeden. Ya ben bak, ben 64 yaşındayım. Ne? Hep Türkiye. Abi yüzünü bir açar mısın? Sen 64 yaşında evet. Mısın? Oğlum şu işi sana bırakıyorum. Ben gidiyorum. Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Abi ben buna benim tahsilim az geliyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama aradığım adamı buldum. Köy TV izliyorsun değil mi? He? Köy TV. Bu milletin kanalı. Ha. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Evet. Başkan çalışıyor mu? Çalışıyor yani. En çok sevdiğiniz yaptığı hizmet ne biliyor musunuz? En çok hoşunuza yani giden hizmet. Bizim için şunları yapması biraz hani. Şu pazar yeri. Pazar yeri. Bu çok kötüydü önceden. Aha. Yani çok şeyle yaptı ama selde de gitti yani biraz şeyleri de.
İşte aradığımız adam. Evet. İsim neydi abi? Mehdet Yaman. Mehdet Yaman. Yaman motorları. Tabii ki Barbaros motor, Barbaros Yaman çapa makinası. Aynen, biliyor musun? Aynen. Ana sponsorum da arada reklam yapıyor. Ana sponsorumuz Yaman. Biliyorsun değil mi? Yaman motor, biliyorum. Sen izliyor musun beni? İzliyorum. Köy TV'de, evet, köyde evet. Hayat var diyoruz. Köylüler Köy TV her zaman izler. Bu milletin efendisi? Köylüdür. Herkes izliyor artık. Aynen. Şimdi ben seni arıyordum. Niye arıyordum Yaman Bey'i? Evet. Dediler ki Balkanların ve Sinop'un Türkeli'nin en karizmatiği sen misin? Türkeli'nin en canavarı. Yüzdü mafyası. Vay! Mafigari diyorsun. Aynen. 83 benim. 6 santim var aramızda. 90 da olabilir yani. 90, 90 nazara gelmesin yani. Abi inşallah. Abi neredesin sen ya? Ben Türkiye'deyim. Bir haftadır seni arıyordum ya. Doğru, tamam abi, buldum, buluştum. Meslektaş olarak deli deliyi görünce ne yapar? Sopasını sap. TV izliyor musun? Aynen. Köyde ne var? Hayat var. Hayat var. Ve böyle köyde yakışıklı. Köyde hayat var da. Gel buraya bakayım. Görüyor musun? Yakışıklı koçum var. Gel maşallah gel. Sen adın ne? Arda. Arda mı? Arda. Okula gidiyorsun. Evet. Bugün kaytarmış gibi bir halin var. Ne oldu? Gittim. Gittin ha, bitti mi? Bitti. Öğlen arası. Bunlar ne? Çıra abi. Ya biliyorum ben laf oturuyorsun. Bunlar şey ne dedim? Ya. Ben de çıra dedim. Yani sanki bilmiyorum. Sanki ben şehir çocuğum gibi. Ben de köylü çocuğum anam. Tamam abi, sorun yok. Ama az önce benim kameraman var. Etilerde büyümüş. He. Abi eti açıktan satıyorlar diyor. Burada. Et zannetti de. Yiyesi gelmiş. Buranın bir hanım ağası varmış. Araştırdım, sordum. Dediler ki, isim neydi abla? Benim mi? He. Arzu. Arzu Hanım dediler. Aşağı. Hanım ağaymışsın sen. Öyle değil mi abi? Yok abi. Hanım ağa. Tam 5000 dönüm tarlam varmış. Benim mi? Yok benim. Allah Allah, biri... Bu bilmiyor. Bilmeden bilmiyor. Üstüme mi yaptın? Ayrıca Türkiye'ndeki sahillerdeki tüm restoranlar, oteller... Benim miymiş? Abi sen ne diyorsun ya? Senimmiş abi ya. Senin olacak ya. Dolar düştü mü, yükseldi mi? Ya doların benim umurumda bile değil dolar. Alıcı buyur. Dolar olan düşünsün. Türkiye'nin delisini arıyordum, seni gösterdim. Işte, tamam, onu buldum valla. Ben de Türkiye'nin delisiyim, sıkıntı yok baba. Tamam işte. Başlara bakar mısın? Ben Türkiye'nin en garimatiğini arıyorum. Bir çıkar maskeyi. Aha orada abi, tam yanında kesiyor. Sen ne iş yapıyorsun elektrikçiyle? Türkiye'ninle? Evet. En son elektrik mi çarptı? Dön, neyle besliyorsun sen abi ya? Suyla ya. Ben, ama benimki senden sık. Yapıyor musun? Evet evet. O biçim. Çok sık. Tarak geçiremiyorum. Ahirete yol nereden gider abi, onu söyle bari ya. Camiden. İmandan gider. Abi. İmandan ya. Alım gücü nasıl vatandaşta? Alım gücü düştü abi. Fiyatlar çok zamlandı. Dolar uçtu. Evet. Alım gücü düştü diyorsun. Aynen. Abla ne satıyorsun sen? Ben ne satıyorum abi? Eşofman satıyorum, sivit satıyorum. Eşofman takımı satıyorum. Bunların hepsi hikaye. İş yok abi, sen bir hikaye, poşet verelim hikaye. Şuradan. Niye arıyorsun? Ne geziyorum? Ne arıyorsun abi? Ne geziyorsun? Türkiye'nin en güzeli sayın mısın? Hanım ağasıymışsın. Buradan doğru herkes aynı şeyi söyleyerek mi gideceksin? Ne yapayım abi? En iyisi. İşini biliyorum abi, en iyisi. Ne yapayım? Sabahları tereyağı yiyorum. Değil mi? En iyisi. Öyle abla. Mi? Elini koltuğuna alma, rahmetli hanım öyle derdi. Heh, rızkın gelir şimdi. Aynen öyle. İnşallah ablama bir müşteri gönder. Amin. Gönder. Kolay gelsin. Aa, merhaba. Abi bu canlı mı ya? Canlanacak abi. Allah Allah, ben donmuş. Ay Allah. Gidiyorduk ya. Köşedeki balıkçı deniz kızını bulmuş. Deniz kızını. Deniz oğlu var bir de, ben de onu arıyorum. O da sen olmuyor. O ben değilim abi. Peki abi, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Üşümesin, kendinize çocukları giydir. Giydir abi, giydir. Abi. Giydir. Abi bölümde okuyorsun. Çocuk gelişim. Koruma. Ay, çocuk koruma. Beni korur musun? Ne yapıyorsun? Ben de çocuk korumadan okuyorum. Bu nasıl oluyor? Çocuk koruma nasıl oluyor? Çocukları çocuk koruyoruz. Gelişim bir alt dalı. Ya çocuk koruma ile ilgili, evet. Sosyal hizmetlerde bütün şeyleri biliyoruz işte. Bence sen avukat olmalıymışsın bacım. Bence de. Elimin delisini arıyorum, delisini. Delisi mi? Abi ben sana adres vereyim bak. Leş abi gel gömleğe gel. Abi satayım mı? 70 liraya veriyorsun. Komisyon ne vereceksin satayım? Komisyon sorun değil. Tamam satayım. Gel cekete gel. Kardeşim gelir misin? Nereye geçtin burada deli?
Ben onu bilmiyorum. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler ya, bu ne ya? Cennete gidecek olan benden tarafa. Sen cennetlisin galiba. Bilmiyorum abi. Sen karar ver. Ben karar veremem. Ben sen cennetlisin herhalde. Nereden gelirsin? Hayırdır? Cennetliyim abi. Hayırdır? Nereden gelirsin? Bir tarafa gittim geri geldim. Ya bırak seni böyle. Selamları var orada. Seninle beni oraya almazlar hemşerim. Niye almasınlar baba? Neyimiz eksik? Neyim mi? Bizim her şeyimiz eksik değil. Bizim her fazlamız var. O zaman niye almasın? Ahirete yol nasıl gidiyor? Ahirete Allah tarafından gidiyor yol da. Biz imamla, en son imamla gideceğiz. İmamın kayığına binip. Kayığına binip gideceğiz. Ben kayığına bindim. Sen bindin. Kayık deniz dalgalanınca. Benim, senin de benim saçların dökülmüş. Deniz dalgalanınca geri attı beni. Sevmiş olmalı. Sonra sen denizde ya. Deniz kızını gördüm. Ya sen. Dediler ki dur abi hikayenin devamını dinle ya. Dediler ki bir de denize oğlanı var. O da kim olabilir? Söylesin. Ben değilimdir. Türkiye'nin en karizmatiği, en yakışıklısı, Balkanların... Deli diyorlar da sen misin deli? Ben Türkiye'nin delisiyim, sıkıntı yok. Ben deli dediler hakikaten. Deli arıyorum ya. Benden büyük deli yok ki. En büyük deli ben. Akıllı olup bu milletin mi? Ya millet diyor ki dolar çıkmış, ben polar satayım, dolar molar yok. Dolar yok, polar var diyorsun. Bizde yok. Şu deliyi bulmada bana yardımcı ol. Deli mi? Senden büyük deli yok ki sen. Deli ne demek? Abi ben deli başımı arıyorum. Ben deli başımın en büyüğü. Sen delilerin başısın. Ama ben delilerin şeyhım, pirim. Biz abi, bedava olmadan veli olunmuyor bu memlekette. Veli mi? Veli gelmedi, vallahi bugün gelmedi. Gamcı veli gelmedi. Abi çok şirinsin ya. Estağfurullah abi. O senin görüş. Seni görmek istiyorum. Buyur abi, yok ki. Of. Senin gibi. Bıçak. Tarak girmiyor. Ya tarak girmez, senin gibi. Kelleşlik. Abi ne benimki, baksana sırma gibi yani. Vallahi ben zamanında saçlarım gürdü benim. Hı. Çerkez'in biriyle evlendim. Saçlarım bu hale geldi. Gibi kafayı yemişsin abi. Kafayı yemiş. Akıllı adamın ne işi var burada? Ne işi var? Güle güle, ben hadi, gidiyorum hadi, abi. Hadi güle güle. Allah'a emanet. Tamam hadi. Buradaki kestane balını yiyen ne yapıyormuş? Tek ayak üstüne buradan Sinop'a kadar koşuyormuş. Öyle biri var. Abla asıl konu ne? Ben Türkiye'nin delisini arıyorum, delisini. Türkiye'nin delisi. Türkiye'nin delisi. Beni göstermiyor. Ben de Türkiye'nin delisiyim, sıkıntı yok. Türkiye'nin de delisiyiz. Deli aramaya devam edeyim. Kolay gelsin. Benden daha delisini bulabilirsen ara. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz ilçemize. Abla neredesin sen? Buradayım. Seni arıyordum, karıştırdım, bir gittim sağa, bir gittim sola. Ben sizi gördüm giderken. Amirim var bir tane, kendisini ben zabıta amiri ilan ediyorum. Aşağıda dedi, ya sabahtan beri arıyorum, seni arıyorum ya. Niye arıyorum? Niye arıyorsunuz? Buranın tanıması sen misin abla? Buranın mafyasıyım ben. Aha, hanımlarda ben ne mafya gari. Ne mafyası abla, korktum ya. Korkma. Abla ya ne mafyası ya. Alım gücü nasıl? Alım gücü yani Allah bereket versin yine. Evet. Azına bereket, çok şükür. Herkes bütçesine göre alıyor bir şeyler. Sana sorunlarını geçiyoruz. Söyle abi sorunumuzu. Para kendi yasasına çıkması lazım. Küçük esnafı desteklemesi lazım. En azından küçük esnafımıza faizli krediler verilmesi lazım. Bu esnaf hepimizindir. Buradan küçük esnafta vergi almayacağım. Vergi alınacak inşallah. 200 milyon altında vergi almayacağım. En azından bu esnafın desteklenmesi lazım. Bunlara KOBİ'le vasıtasıyla bundan genişletilmesi lazım. Karadeniz bölgesi bölgemizde en mahzun yerlerden birisidir. Buraların küçük KOBİ'lerle fabrikalar desteklenmesi lazım. Hükümetimiz, devletimiz bunu bekliyoruz. Abi Türkeli'nin delisi kim, delisi? Bilmiyorum abi. Abla bu dedim. Bu dedim. Ben de Türkiye'nin delisiyim. Sıkıntı yok. Evet. Pardon, karıştırdım. Abi vay. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Kemal. Kemal abi, izliyorsun evet. Değil mi beni? Bilmez misin? Anadolu izinleri. Tanıştık abi, sana tanıştık. Hoş geldin. Sabah geldin abi. İşte şereflendin abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Şu senin mekana gide kardeşim. Gel abi buyurun. Şükür oldu. Gel abi. Gel. Sabahıyla da. İşte efendim, işte bulduk. Neyi bulduk? Türkeli'nin delisini. Ben de Türkiye'nin delisi. Ya şimdi deli miyim ya? Ben de deliyim. Allah olmaz. Deli deliyi bulunca ne yapar? deli bulunca ne yapar? Somağını saklar. Aynen öyle. Türkeli'nin ustalarından. Ne ustası? Köfte ustası. İstanbullardan, Bursalardan, Anteplerden müşteri geliyormuş sana benim gibi. Niye? Ta uzak yerden, Amerika mı geliyor, Amerika'dan? Deha! Evet, Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan. Yapma ya. Evet.
Bütün kumeşte ben yazdım ben de. Bütün kumeşte. Vallahi. Evet. Sıra beni o. Neden? Neden? Çünkü bu köftenin bir sırrı varmış. Var evet. Ne var. Yenge bu sırrı? Yengenin demek oluşu. Kadın eli dahi değiyor bu köftelere. Evet herhalde. Evet aynen doğru valla. Bir de yengem sevgisini katıyor içine. Evet. Hah. Valla doğru. Sen tarif verdiklerim doğru. Yapamıyor. Geri geliyor soruyor yine nasıl yaptın diye. Bir de tarif mi veriyorsun? Kız niye veriyorsun tarifi? Tarifi verdim. Verme. Birader olarak yapıyorum. Verme. Ben vermiyorum çünkü meske sırrı demiş Hüseyin Bey. Mal abi. Buyurun. Bir de çok güzel taktik yapıyormuşsun. Aa. O ne işin? Kim dedi onu sana? Abi yukarıdakiler söyledi. Kim? Yukarıdakiler. Bakalım bir görelim abi. Ya ben sana hiçbir şey hatırlamam ya. Buraya da olacaktım gelmişim buraya da senin canısı olsun ya. Hadi, mutlaka bir bildiğimiz bir şey vardı mutlaka. Tamam hadi ha. Abi. Ne yapalım? Ne istiyorsan onu yap o zaman. Kedi gibi yapalım mesela. Kedi gibi yapalım da. Oruç. Bu katoruz oldu. Bu ne bu? Bu da kurba. Kurba bu da. Harikasın ya. Evet abi. Abimin gördüğünüz gibi bir seyirci takımı vardı. Sen hatırlayacaktın bana. Adamsın ya. İrem bak sen bana bir yalnız olsun yani. Çok parsellemişsin ha. Bak burayı ben de sağ olsun. Ne güzel şeritler. Çekmiş, evet. Hijyen, sağlık. Kimse bu evet, kimse bu reklamesin diye, hani mesaj uyalım diye. Her hafta çekiyorum. İzliyorsun değil mi beni abi? İzlemezmişsin. Aa, canım, köyde ne var? Köyde ne var? Hayat var. Hayat var, evet. Gidelim. Burada oksijen var, burada bal var. Burada bal var. Köfte var. Köfte var burada. İsim neydi? Kemal. Kemal var. Kemal, evet. Abi şu büyük. Deliyi bulalım mı deliyi? Deli, ya, deli çok abi. Aslında bizden delisini bulalım. Bizden delisini bulalım. Hadi gidelim. Bırak. Hadi bulalım abi. Bir haftadır seni arıyorum. Öyle mi? Hele sor niye arıyorum? Hele sorayım bakayım niye arıyorsun? Türkiye'nin en karizmatiği isim neydi abi? Burhan. Burhan Bey dediler. Evet. Nerelisin? Çatal Zeytinliyim. He Çatal Zeytin. Nasıl Ahmet Başkan çalışıyor mu? Ahmet Başkan çalışıyor. Bir puan verelim o zaman 10 üzerinden. 10 üzerinden 8. Köy TV izliyorsun. Köy TV Anadolu Gezginleri. Zaman zaman. Tatlısı var, tatlısı var. Var. Gel bibere gel. Abi gel. Ne kadar mı abi? 10 lira baba gel. 10 lira. Evet. Hadi ya. Ya. Baba yok. Enflasyon. Ne olacak yok. Halimiz böyle ya. Abi düşün. Ne olacak halimiz böyle? Ne olacak? Ne olacak? Nereye gidiyoruz? Bunu size sordum abla. Ben de size sordum. Diyorum işte ne yapalım. Bilen alabiliyor, alamayanın hali ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Yani nereye gidiyoruz? Ya. Nereye gidiyoruz? Farkında değiliz herhalde. Aynen böyle. Abla. Çok zor. Şimdi bu üzümü yiyen ne yapıyormuş? Ölüyormuş. Ölene kadar yaşıyormuş. Değil mi? Vallahi billahi. Ölene kadar yaşıyormuş. Hayır başkan lazım. Türkeli deyince biz zaten coğrafyamız kardeş dar. Üretim yapamıyoruz. Genelde şöyle emeklinin de maaşı yetmiyor. Yazın Almancı falan gurbetçi i̇şte, kurtarıyor. İşte o da burada zaten çaresiz kaldık. Sel bir taraftan, pandemi bir taraftan. İyi olur inşallah. Yani inşallah. Bir de üstüne olur. De griz. Aynen öyle. Köy TV izliyorsun. Evet. Anadolu Gezginleri Köy TV. Köyde ne var? İnşallah. Hayat var. Hayat var. Aynen öyle. Sizden istiyorsun? Hangisi? Kafan göre takılır. Hayri abla, protesta kadar olsun. Hayri abla hangisinden? Bir kilo yeter sana. Yeter. Yeter. Ne kadar kilosu bunun? 10 lira. Bizde fiyatlara zam yok aynı. Bu ne kadar? 5 lira. Geçen haftadan ucuz fiyatlar Allah yani. Allah. Evet. Dolardan etkilenmediniz mi? Etkilendik ama biz yapmadık yani zam. Benim eşim dolar kazanıyor ama ben sevinmiyorum. Yani. Niye biliyor musun? Biz kazanamıyoruz. Dolar endeksiyle alıyorum. Yani. Bizde yok dolar endeksi. Rahat olun. Onun için milli ekonomi modeli. Üstadın söylediği milli ekonomi modelini kullanacağız. Tam buldum ya. İşte aradığım delim benim. Delim konuğu geldi. Evet. Gene kaçamadın abi senden kaçamadın değil mi? Ya. Gene çıktın ya. Seni arıyorum sabahtan beri ya. Peki. Abi nasıl gidiyor satışlar? Güzel abi. 10 lira. 10 lira abla hangisinde? Of. Hay maşallah be oğlum. Bu ne ya abi nereden geldi bunlar ya? Kaynanam sat dedi. Kızıma iyi bak dedi. Orjin baba orjin. Kaynanam sat dedi kızım. Abi ne sözler var ya. Allah'ım. Kara Kamyoncular Derneği gibi oldu ya. Peki Anadolu Gezginleri devam ediyor. Dolsun! Para peşinden sarak!
ilçenin en yakışıklısı. Siz hayırdır gençler? Şey, yüzden bulduk da içinde kim? Tövbe estağfurullah. Siz şaka yapmıyorsunuz değil mi? Yok abi. Gel kardeşim bakayım ben ona bir. Yıldız. Allah Allah. Ya gel ya, tebrik ediyorum ya. İşte gençler, hani ZM değil efendim, bu Anadolu'nun kuşağı işte burada. Anadolu kuşağı. A takımı bunlar. Tebrik ediyorum. Baktın içinde para var mıydı? Yok abi. Yok. Ciddi mi söylüyorsun? Yok abi. Sadeymiş. Ama içinde şey var. Cüzdan var. Abi İlyas şey, Yıldız. Evet, İlyas abi. Yıldız. Samsun yazıyor. Samsun. Evet. Telefonu var mı? Telefon numarası yoktur abi. Kredi kartları falan var. Kredi kartları bir yerde vardır. Nakit parası. Nakit parası yok abi. Ha, şu kartın birini ara. İlyas Yıldız tanıyor musunuz? Bir numarasını versin. Bakın ya şimdi. İşte bu gençlikte gurur duyuyoruz. Harikasınız çocuklar. İlk ben gördüm, biz de götüremedik. Sağ olun gençler. Anadolu gezginleri, evet, böyle doğa şeylere de şahit oluyor. Biz dolaşmaya devam ediyoruz. Sizler için Türk elini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki Türk elinin hanım ağasını bulduk. Diyorsun. Dedim bile. Evet. Hanım ağa sen neredesin? Ben Yusuflu Köyü'nün Balaycık Mahallesi'ndeyim. Türkel'in. İsim neydi? Havva Taş'ta. Ha, doğru. Havva Hanım iyi Havva Taş dediler. Onun için Havva Hanım'ın yanına geldi. Çünkü ağası senmişsin. Aynen. Yani bir haftadır seni arıyorum abla. Neredesin sen ya? Ben buradayım. Tamam da bir haftadır bulamıyorum seni. Deme adresi yanlış aramışsın. Ya hep bizim şu Koray yok mu? Aha. Koray yanlış götürdü rehberimiz. Koray yanlış getirdiyse suç Koray'ın. Evet, ne yapalım Koray'ı? Asalım. Estağfurullah. Hemen de afyon kız. Öncelikle Türkeli denince aklımıza ne gelmeli? Türkeli deyince aklınıza doğa, mavi, yeşillik, samimiyet, doğallık, bence güzellik, dürüstlük, doğruluk, aynı. İyiliklerin harman olduğu. Aynen. Vergazı. Aynen öyle. İşle uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Baba mesleği hayvancılık. Ne güzel. Bak, ana mesleği demedi, baba mesleği dedi. Aynen, baba. Ve ben hep söylüyorum. Ana yol var da baba yol niye yok? Ana vatan var da baba vatan niye yok? Vallahi onu da bilemiyorum. O kadar. Ana okulu var da baba okulu niye yok? Niye yok onun? Çünkü ana vatandır. Aynen. Ben Türkiye'min delisiyim, delisi. Aynı, ben de Türkiye'nin delisi. Deli olunmadan deli olunmuyor. Koyumun delisiyim. O kadar. Aynen. Ne iş yapıyordunuz? Hayvancılık. Hayvancılık. Büyük baş, küçük baş? Büyük baş. Büyük baş derken niye bana baktın anla? Abla, bu milletin efendisi köylüsü olarak alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Maalesef efendisilikten çıktı köylü. Neye döndü? Neye döndü? Şamaroğlan'la döndük. Neden? Bu gidişle. Hayvancılık yapıyorum. Evet. Maalesef şu 10 gün içinde mi diyeyim, yemin ederim bir ay içinde mi diyeyim, hayvan yemlerine gelen zamlar. Gün önce 100, 260 liraya un aldım. Hekimoğulları. O kadar mı oldu? 390 liraya bu hafta aldım. Size ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Köylüde yani yalan. O zaman diyet yapalım. Ekmek yemeyelim. Niye ekmek yiyoruz ki? Ben kendi yaşadıklarımı söylüyorum. Çözüm ne abla? Çözüm ne? Çözüm valla geldi 20 yılda. İlk gelişinde dedi hayvancılık düzelecek, köylü düzelecek. Hükümet köylü diyelim, hükümet diyelim. Evet, köylünün efendisi olacak dedi. Maalesef daha köylünün efendisi değil. Çözüm ne? Çözüm. Milli ekonomi modeli. Bu uygulanmadıkça? Uygulanmadıkça demek biz aynen hamallığa devam edeceğiz. Bir de yalvara yalvara hayvanlarımızı satıyoruz. Hayvanın pazarı yok bizim. Küçük esnafın pazarı bitti. Abla. Büyük esnaflara neyse, kaldı. Alacak mesajı ulaştıracağımız yere ulaştırdık. Memnun olurum. Ulaştır. Sıkıntı yok. Köy TV Balkın kanalı. Aynen. Benim senin gibi bir sunucuya ihtiyacım var. Programı birlikte sunabilir miyiz? Ben mikrofonuyum. Hatta ben kamera çekeyim. Sen devam et. Görüşürüz. Tamam, hadi güle güle. Deli aramaya gidiyorum. Tamam, hadi güle güle. Görüşürüz. İş bende. Ben ne konuşayım? Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. We'll be right back.
Tabii ki Türkiye'nin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de ormancılık ve tabii ki orman köylümüz. Efendim burada köylümüz her sabah işte gördüğünüz bu yolda her sabah buraya geliyor, ekmeğini kazanıyor. Tabii ki yine bu yoldan evine gidiyor, çoluk çocuğuna rızkını götürüyor. İşte Anadolu'nun insanı, işte bu milletin efendisi diyoruz. Merhaba güzel ablam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Ya işte bu milletin efendisi, köylüsü, topuklu efesi. İsim ne ablam? Şükran Yılmaz. Ya Şükran abla, seni görüp de şükretmek lazım ya. Ya abla sen ne yapıyorsun burada? Ben burada çay yap veriyorum, yemek yap veriyorum. Yeri geliyor ağacı kesiyorum. Kesemiyorum. Yalan söylemiyor. Bu kadar da dürüst. Anadolu insanı bu kadar da dürüst. Annem, ablam, gerçekten sizi tebrik ediyorum. Ben diyorum ya, işte o Anadolu'nun eli nasırlı annesi ekmeğini böyle kazanır. Evet. İşini, aşını böyle kazanır. Aynen. Ne yapıyorsun burada şimdi? Çay yapıyorsun. Çay, yemek. Kaç aydır çalışıyorsun burada? İki haftadır falan. İki haftadır falan. Kaç hafta daha çalışacaksın? Havaların durumu bilir. Yağış olursa çalışılmaz. Yağış olmazsa? Bir ay daha sürer. Ne? Bir ay, bir buçuk ay. Ne kadar kazanıyorsun? Ne? Kendi işimiz. Kendi işimiz derken? Evet, yani. Ha, bu ormanların sahibisizsiniz. Yok, o anlamda değil. Ne? Yaptığımız işe bağlı kazancımız. Yani şöyle söyleyeceğim. Nasıl yani? Onu bir anlam, merak ediyorum. Ben o kadarını bilmem. Ben ya, bilmem, fiyatı, eşim bilir. Onun fiyatı, onları ben bilmiyorum. Siz bir ihale aldınız ve işte yine bir ağaç devriliyor. Evet. Yaşan bir yer ya. Evet. Güzel. Peki burada yabani hayvan falan da çıkıyor mu? Hiç görmedik. Anam. Hiç. Ben aslan gördüm. Kuştan başka bir şey yok. Ya kuşa benzemiyor, aslana benziyor. Aslan var orada. Görmedin mi? Gerçekten görmedin mi? Görmedim. Ben sana aslanı göstereyim. Gel bacım gel. İşte aslan. Beğenemedin mi? Ay beğenmez miyim? Tanıyor musun bu aslanı? Tanıyorum. Kimin aslanı? Benim. Ya. İşte aslan abi. Maşallah atom karınca gibi ya. Tanışabilir miyiz? İbrahim Yılmaz. Aslan abim diyorum. Ben artık İbrahim değil, aslansın. Evet. Bu dağların kralı. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Ablam dedi ki tüm ormanlar bizim. Orman kesim yapıyoruz. He. Abla. Ya bu ormanların hepsi sizinmiş. Ablam öyle dedi. Yok, devletin de bizim. Abi sizin tabii ki. Rica et atladı, evet. Dur. Şimdi bu anlamda hemen büyük abim geldi aklıma. Şimdi bizim araziler var köyde. Yengemi şimdi arazileri gezdiriyor. Nişanlanmışlar. Evet, evet. Tarlaların başına geliyor. Hareket şu. Meralcığım diyor. O ovayı gösteriyor. Meralcığım şu gördüğün ovanın hepsi bizim. Yenge de öyle yaptı. Abiciğim dedi. Şu gördüğün ormanların hepsi bizim. Tabii ki sizin. Çünkü bu milletin aslı sizsiniz. Evet. Biz asil olan biziz. Onlar vekil. Vatan var da millet var. Millet var. Nasıl vatan, vatan var. Dolayısıyla bu ormanlar bizim, atamızdan bize hediye, evet. Mustafa Kemal'den hediye. Hediye, evet. Atamız kim? Atatürk. Evet. Bu ormanları... Evet. Abi ya, şimdi sen gördün mü yabani hayvan falan? Aslan gelme ya! Orada bir yalnız kurt var sanki. Bir aslan var. Bir kurt, yalnız kurt. Evet. Onun yanına doğru gidelim mi? Gidelim. Gidelim abi. Devam edelim. Kardeşim. Devam edelim abi. Yalnız kurt. Evet, hoş geldin. Efendim, aslanı vurduk. Dişi aslanı bulduk. Ve işte yalnız kurt isimli abi. Musa Karoğlu. Musa abi. Ne güzel insansın sen ya. Allah razı olsun. Çünkü hep söylüyorum ya, bu milletin efendisi köylüsüdür. Ne güzel demiş Ulu Önder Mustafa Kemal. Evet efendim. Değerli dostum, Mustafa Yıldız Doğan'ın bir şarkısı var. Bir ağaçta bir milyon kibrit çıkar. Bir kibrit bir milyon ormanı yakar.
Evet. O kibrite dikkat edeceğiz. O kibriti tutuşturmayacağız değil mi? Ormanları koruyacağız. O kadar. Koruyacağız. Vatanımızı koruyacağız. Ormanlarımızı koruyacağız. Şimdi abi, bir köylü olarak, çiftçi olarak, çiftçinin hikayesi bölümündeyiz. Unutamadığın bir anını anlatır mısın? Özellikle motorla ilgili. Ağaç kesme motoruyla ilgili bir anını anlatır mısın? Hocam, biz ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Yani ekmek paramız, çoluğumuz çocuğumuzu bundan besliyoruz. Şöyle bir hikayem varmış, bir anım varmış. Efendim sen burada bir gün oturuyormuşsun. İki tane aslan çıkmış karşına. Evet. Ve o aslanlar dile gelmiş. Demişler ki ya Musa ne oturuyorsun burada? Kesim yap. Kesim yap. Abi ben de kaptırdım ya. Çukurdu da burada görmüşsün. Öyle dediler. Evet. Yenge Hanım'ı burada görmüşsün. Yok, Kastamonu'da gördüm. Dağların kızıymış Yenge Hanım. Kastamonu'da gördüm. Burada görmedim. Gerçekten harikasınız. Peki, o kadar ağaç kesme motoru varken neden Barbaros Bartek? Çok güçlü motor, herkese tavsiye ederiz. Dayanıklı, servisi bir var ama hiç gerek duymuyoruz, bozulmuyor çünkü. Çok dayanıklı bir motordur yani. Parçası bulunur, Türk malı, yerli malımız. Bunu kullanıyoruz sürekli. Yedek parça sıkıntısı çekiyor musunuz? Servisi nasıl? Kesinlikle. Var, her şeyi var. Bayisinden memnun musunuz? Servisinden memnunuz ama gerek kalmıyor. Dayanıklı bir motor, arıza falan yapmıyor zaten. Görsün ki burası Türkiye'li, Anadolu toprakları. Her yeri doğallık, her yeri güzellik. Evet efendim. Abi, seninle bu güzellikler içerisinde kaybolalım. Ne işin var senin ormanda? Abi, Türkiye'linin delisini arıyorum. O da benim. O da benim. Ben de Türkiye'nin delisiyim. Deli deliyi görünce ne yaparmış? Motorunu saklarmış. Motorunu saklar değil mi? Akıllı akıllıyı görünce ne yaparmış? Kaçar birbirinden. Yok abi. Cüzdanını saklarmış. Lan burada cüzdan ne gezsin? Tahta ne gezer toz cüzdan? Aynen öyle abi ya. Biz seninle şu deliyi arayalım. Hadi abi. Ben de Barbaros Parti'ye kullanıyorum. Çok güçlü, dayanıklı bir motor. Herkese tavsiye ederim. Köy TV, köye bak. Tek kullanıyorum. Gücüme güç katıyorum. Cennet ülkemizin yine çok güzel bir ili Sinop ve Sinop'umuzun özel mi özel, güzel mi güzel ilçesi Türkiye'lindeyiz ve çok değerli başkanımız Sayın Veysel Şahin Beyefendi ile birlikteyiz. Sayın Başkanım öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ilçemize hoş geldiniz. Bu kadar yoğun iş temposundan bize zaman ayırdığınız için yürekten teşekkür ediyorum size. Rica ederim ya, hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Biz tabii ki belediye başkanı Veysel Şahin'i tanıyoruz ama vatandaş Veysel Şahin'i tanıyabilir miyiz? 1968 Türkiye'li doğumluyum. İmatip bir babanın, ev hanım bir annenin oğluyum. 12 kardeşten dördüncüsüyüm. 10 kardeş. 12 kardeşten dördüncüsüyüm. 12 bir anneden. Evet, 12 kardeşten dördüncüsüyüm. Kardeşlerim hepsi kamuda, yönetici pozisyonunda. Türkiye'nin diye çok çeşitli yerlerinde. Biz de işte zaman zaman çeşitli görevlerde bulunduk. İşte memuriyet, özel sektör, yöneticilik de, sosyolog, öğretmen aynı zamanda. Ben de öğretmeniyim. Hocam diyelim başkanım. Herkes öyle biliyor zaten. Yeni eğitimler uzmanıyım aynı zamanda. Tabii. Bu başarınız oradan geliyor o zaman başkanım. Ya bilmiyoruz. Çoluk çocuk? İki çocuğum var. Bir oğlum bir kızım var. Onlar da öğretmen. Yeni mezunlar. İkisi de öğretmenler. Hepsi öğretmen. Ya değil de hepsi öyle. Ben biraz da öğretmene öyle şey yapıyoruz. Evet başkanım, siyasete ne zaman ve nasıl girdiniz? Siyasete ne diyeyim ya, çocukluktan, gençlikten beri ilgi duyuyorduk. Yani büyüklerimizin yanında yer alıyorduk ama resmi olarak 2000 yılında
ilçe başkanı olarak, Demokratik Sol Parti ilçe başkanı olarak şey yaptık. O yıllarda da yaklaşık 2-2,5 yıl ilçe başkanlığı yaptık. İlçemizde de güzel hizmetlerde bulunduk. Daha sonraki siyasete bir müddet ara verdik. Biz bıraktık ama işte gibi yani öyle. 2009'da meclisten meclis üyesi, ilgilen meclis üyesi oldum. Daha sonra 2014'te partiden ilgilen meclis üyesi oldum. İşte grup başkanı yaptık. Çeşitli şeylerde yine görevlerde bulunduk. Yine Milletler Birliği'nde oraya yönetim kurulu üyesi seçildim Türkiye'de. Aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda işte inceleme, araştırma, yine işte seminer, bu tarzlarda şeylerde bulundum. Aynı zamanda işte bu süreçte bir de ilgi alanımızda işte diğer işlerimizle uğraşırken aynı zamanda bir de kitap yazdık. Öyle mi? Çok merak ettim kitabı Sayın Başkanım. Bir de kitabımız oldu yaklaşık 4 seneden beri. Bu kitapla da 4 sene uğraştık. İkinci baskısı şu anda şeyde, tüm şeylerde var. Gürcülerin Dünü Bugünü adlı Allah kitap. Allah. Kitabımız burada şeyde, normalde rafımızda yeri var. Türkiye'nin tüm yayın evlerinde de vardır. Bu kitapla da birlikte akademik, bilimsel ve saha çalışması yapan ilk yazar ünvanını öyle aldık. Böyle bir şeyimiz de var. İnşallah başkanım. Sizin gözünüzden, sizin pencerenizden, sizin dilinizden Türkiye'ni tanıyabilir miyiz? Mavi ile yeşilin buluştuğu, hem deniz, hem ormanlar, işte hem sahili, hem yaylaları. Karadeniz'in yani en güzel bakir şeylerine, ilçelerinden birisi. Biz de bunları inşallah yani yaylaları var, mağaraları var. Başkanım ben hep söylerim ya, yalan dünyanın gerçek cenneti, saklı kalmış cenneti Türkiye'de, inşallah bunu birlikte ortaya çıkaracağız. Ya işte biz de bunları inşallah ekibimizle birlikte ilmek ilmek isteyeceğiz. İnşallah bir önümüzdeki şeyde yeni bir Türkiye'yi yaratacağız. İnşallah. Yani insanların artık hani gezip görmeye geleceği, civar il ve ilçelerden ziyarete geleceği bir ilçe yaratacağız. Bunu tüm gayretimiz, tüm şeyimiz, ekibimizle birlikte, teşkilatımızla birlikte bu yönde. Öyle gizemli bir köy var ki burada, mağaralar, şelaleler, viyadükler, yani her anlamda muhteşem bir yer. Şimdiye kadar bunlar neden ortaya çıkarılmamış? Öyle söyleyeyim yani bunlar zaten gerek ulaşım şeyinden pek ortaya çıkmıyordu. Bir de ilçede başka nedenlerden dolayı, yani hizmetteki aksamalardan dolayı şey olmuyordu. İnşallah biz de bunları ekibimizle birlikte başaracağız. Yani geldiğimizden günden beri birçok şeyler yaşasak da olumsa biz bunların üstesinden geleceğiz. Geliyoruz da. Şöyle görüyorsunuz, hepsi bunların projelerimizi hep onaylattık. Hepsini, çoklarını ödenen çıkarttık. Yani hiç kimse şeye kapılmasın. Biz sadece bu sel afetinde de sadece yaprak döktük. İnşallah yeniden filizlenip daha güzelini, yeni bir Türkiye'yi yaratacağız. Sayın Başkanım, tarım ve hayvancılık ne durumda? Son yıllarda arıcılık bölgede, yani üst şeyde, özellikle kestane şey balığıyla bu öne çıkan bir ilçe. Yani çok amatör ve profesyonel olarak da yapanlar var. Yani arıcılık sektörü bizde önde. Hayvancılığa da son yıllarda biraz önem veriliyor. Tarım kendi çapasında. Yani coğrafik yapısından dolayı diyorsunuz. Daha çok turizm şehri burası. Birçok endemik bitkinin yetiştiği gerçekten muhteşem bir yer. Yaban mersini gibi, bilyedin gibi, hani diğer adı dağ çileği, kivi. Üzüm ha, kokulu üzüm. Evet, kokulu da, üzüm. O da aslında inşallah ilçenin orada geleceğini, onunla da ilgili bir destilasyon çalışması yapıyoruz. O da inşallah o bizim ilçeyi, onu markalaştırmaya çalışıyoruz. 31 Mart 2019'da başkan seçildiniz ve 1 Nisan sabahına başkan olarak uyandınız. Belediyeye geldiğinizde, makama geldiğinizde size hangi 1 Nisan şakalarını yaptılar, hangi sürpriz hediye paketlerini bırakmışlardı? Nisan'da şöyle söyleyeyim, ben geriye gitmek istemiyorum. Genelde herkes biliyor yani nasıl şey, nasıl sürpriz, nasıl şey olduğunu, ama herkes biliyor. Söyleyin başkanım. Yok.
Şimdi geriye dönmek istemiyorum. Herkes biliyor. Yani geriyi herkes biliyor ki ben 1 Nisan'da geldim. Yani Türkiye'liğe ben şeydim. Yani öyle söyleyeyim. Çiçekler vardı diyeyim. Güzellikler vardı. Yani şeyler vardı. O şekilde söyleyeyim. Ki ben şikayet için değil, çözüm için geldim. Ki tabii biz bir şeyleri başarmak için, yapmak için, düzeltmek için, iyiye götürmek iş yaptık. Geri geriye değil. Yani herkes her şeyi biliyor. O bağlamda biz güzel şeyleri yapmak için geldik. Bizim şeyde makamda çiçeklerle bekledi. Öyle söyleyeyim. Öyle bir güzellikler bir şey oldu. Çiçekler sulu muydu başkanım? Sulusu, kurusu hepsi vardı. Çelengde hepsi de vardı. Maalesef siz ve devreleriniz çok kötü bir döneme denk geldiniz. Bir tarafta pandemi, korona, bir tarafta kar, bir tarafta sel, ekonomik sıkıntılar. Buna rağmen 2,5 yıl gibi bir süreç geçti. 2,5-3 yıl gibi bir süreç geçti. Hangi projelere imza attınız? Malum bir pozisyonda geldik. Hemen işte İstanbul Seçimleri, ilçeyi yazı hazırlama. Ardından korona. Pandemiyle nasıl bir mücadele verdiniz? Korona da gerçekten Türkiye'de birkaç defa örnek olduk. Yani yapmış olduğumuz şeylerle biz maskesinden dezenfekte şeyleri standlarına kadar biz ürettik. Tüm okullara, kurumlara, caddelere, özel iş yerlerine bunları şey yaptık. Köylere, camilere, okullara her tarafa gönderdik. Sınırsız sayıda ve kendimiz üretip kendimiz imal ederek gönderdik. Diğer üretmediklerimizi de aldık. Yani bu şey korona ile ilgili büyük bir mücadele, örnek bir mücadele verdik. Hatta korona Türkiye'de şey olmadan ilk Çin'de duyulduğu zaman bizim bir eylem planımız var, yayınladığımız. Bu eylem planımız 11 maddelik. Bunun tamamı da genelge oldu. Ardından bir kar felaketiyle karşılaştık. Orada da yani inanılmaz bir mücadele personelle birlikte verdik. Yani diğer kurumların görevlerini de işte YEDAŞ'tı, TH'tı, BH'tı gibi bunların ilçe, bu diğer kurumların görevlerini de biz üstlendik. Burada da başarıyla şey yaptık. Ardından yine ilçeyi yazı hazırlama gibi uzun sürede bir yağmur oldu yani şeyin ardından. İki ay gibi yağmur yağınca çalışılmıyor tabii. Birden de güneş etçi. Herkes tabii iki ay ne oldu gibi olmuyor. İşte yoğun bir gurbet çakımı. Yani kışın tam 10 misli. Yani normalde 50-60 bin, 70 bin lira ulaştı oldu. Biraz işte böyle çok güzel, herkes mutlu, esnaf, insanlar yani ilçede geldiler, yapılan hizmetlerden, gördükleri görsellerden, yani ilçedeki değişiklikten, gurbetçilerin, yani herkes bu kış felaketini, koronayı falan unuttuydu. Yani böyle herkes mutlu, gurbetçi mutlu, buradaki esnaf mutlu, biz mutlu, böyle bir enerji derken sel felaket oldu. Orada da yine biz ön tedbirleri almıştık. Sel olmadan hava raporuna karşı. Burada da elhamdülillah can kaybı vermedik. İyi bir mücadele verdik. Yani Allah beterinden korusun daha şey olurdu. Yine almış olduğum şeylerle yine bölgede yine örnek olduk. Yani ön tedbirlerle, öngörümüzle birlikte. Yani selden iki gün önce almış olduğumuz radikal kararlar, eylem planlarıyla birlikte. İlçedeki, tabi burada ilçe kaymakamımızın da şeyi çok büyük. Ya sağ olsun tabi. Yani selle birlikte tabi selle başladık. O şeydeki hemen sel başlamadan haberliydik zaten, iletişimdeydik vekilimizle, valimizle falan. O şeyde yine başlayınca iletişim devam etti. İşte milletvekilimiz Doktor Nazım Maviş. İşte, sayın vekillerin selamlar gönderiyoruz. Tabii, eyvallah. Ondan sonra işte sayın valimizle iletişimde Erol Karamerolu'yla. Ardından sel felaketi ikinci günde falan. İşte ormanlardan geçerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştık. Vekilimizin ve il başkanımızın vasıtasıyla. Tabii yürüyerek her taraf kapalı. İlçenin hiçbir şeyle iletişim yok. Ne karadan, ne havadan, ne denizden böyle bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanımıza ulaştıktan sonra Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatla ilçede o andan itibaren seferberlik ilan edildi. Havadan, karadan, denizden görülmemiş şeyler oldu. Yani ilçenin beklemediği artık yani civar ilçelere helikopterlerle yolcu taşındı. İnsanlar gezmeye şey yaptı. Feribotlar, denizaltılar hepsi bir anda bir şey gibi oldu. Normal sıradan bir şey haline geldi. İlçede böyle de bir diğer tüm il ilçelerden Türkiye'nin her tarafından yardıma geldiler. Yani
yani belediyelerden de. Şimdi isim saysam bazılarını unuturuz. O yüzden çok sayıda. Yani o bağlamda tabii ki buradan hepsine şükranlarımı hazırlıyoruz. Tabii özellikle de koordinatör valimiz Mustafa Bey'e, yani Çorum valimize. Onun da tabii çok şeyi var yani o süreçte. %100 bizi rahatlattı. Çok faydası oldu ilçenin içinde. Gönüller de bir yer aldı. Özellikle yine vekilimiz her gün burada adım adımdı. Ve yine tüm bakanlarımız geldi ama tabii ki Ulaştırma ve Adliye Bakanımız, o da Türkiye'de hemen oldu. İnsanlarla Türkiye'yle gibi oldu. Onun da ayrı bir yer oldu. Türkiye'yle gerekeni yaptılar. Biz şöyle söyleyeyim ya, sizin söyleyeceğinizi ben siz diyorsunuz ki başkan ya bir geldin ama işte 1 Nisan'da bir geldin. Ondan sonra üst üste felaketler geldi. Doğru mu? Evet. Şimdi ben, sizin devrelerinizin hepsi yani şanslı dönem. Şöyle söyleyeyim, ben de tabi bunu bir atasözüyle pekiştirelim. Yani bir şey vardır. Yani Allah dağına göre kar verdi. Ya biz olmasaydık ne olurdu? Bir de böyle bakmak lazım. Yani şimdi daha önceki yıllarda yani ne bileyim ilçede dere bulaldı, ilçe 6 ay susuz kaldı. Bunu herkes biliyor. Bu Nuh tufanı oldu, elhamdülillah 3. günde suyu verdik biz. Kıyamet alametlerinden birisi oldu. Her türlü şey oldu. Yani biz ne bileyim böyle bakanlar var ama... Şöyle söyleyeyim, %80-90'da iyi ki vardınız. Yani siz vardınız, siz yönettiniz, siz yönetiyorsunuz gibi bir şey oldu. Böyle bir iyi ki şey yaptık. Üstesinden geldik şeyle yani. Vekilimizle, valimizle, vatandaşımızla, ekibimizle, hepsiyle birlikte. Ya gerçekten biz buraya hani ne atandık, ne seçildik, adadık kendimizi bu halka. Onun için her şey bizi, tabii yani, öyle. Hangi projelere imza attınız? Öncelikle suyla ilgili şey yaptık. Kısa vadedeki tüm şeyleri, su sorunu çözdük. Bizim önceliğimiz buydu, bunu çözdük ve uzun vadeli şu anda görmüş olduğum projelerde de bugünlerde de yaklaşık 40 milyonluk gibi bir tüm gölet, işte yağmur suları, arıtma tesisleri gibi 40 milyonluk bir proje. Tüm eğitimleri falan da alındı. Personel olarak eğitimlerle, uluslararası şeylerle vasıtasıyla yapılıyor bu proje. Şimdi bunun devamı gelecek. İlk aciliyetimiz oydu. Onun dışında tabii bizim buna gurbet çözerken denizi şey yapıyor. Oraya bir yarıda kalmış bir proje vardı. Derin deşarj. Onu tamamladık. Bunun yanında ilçede kimse yani meydanlarda varoş bir görüntü vardı. İnsanlar dışarı çıkamıyordu. Çevre Şehircilik Bakanımızdan 750 bin lira hibe. Artı bizim de belediyenin öz kaynaklanan desteğiyle ekibiyle birlikte bu kent meydanı yaptık. Orası da insanlar böyle çok rahat barınıp oturacağı, nefes alacağı belki gördünüz. 15 Temmuz kent meydanı yaptık. Bunun yanında yine insanlar evlere şey olmuştu yani hapis olmuştu. Bir yere gidemiyordu. Civar ilçelere gitmeye çalışıyordu. Arabası olan var, olmayan var. Huzur Vadisi dediğimiz bir vadiyi yaptık. Gerçekten muhteşem bir proje. O Huzur Yaşam Vadisi. Yani Yaşam Vadisi. O da işte sahilden yukarıya kadar yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir vadi. Şimdi selden bu şey oldu ama selden zarar gören kısımlar oldu. Fazla da görmedi ama biz bunu tekrar DS ile bakanlıkla, bölgeyle falan koordine bir şey yapıyoruz. Projemizi yeniledik. İnşallah onu tamamlayınca o güzergahta eskisinden daha güzel, daha modern. Yani herkes ya işte emekler hibe oldu, yazık oldu dedi. Bizim de orası her şeyde bir hayır var diyorum. Orası bizim biraz acemiliğimize geldi. Biz her şeyi kendisi üreten, kendisi yapan bir şeydik. Şimdi daha güzelini, daha sağlamını, daha görselini yapacağız. Yani inşallah o şeyde de gurbetçilerimiz yeni bir Türkiye'li görecek. Yani bahara diyoruz. O var. Bunun yanında yine kadınlarımız şeydeydi, yerlerde oturuyordu, yağmurda ıslanıyordu, tozlanıyordu. Köylü pazarı yaptık. Standlar yaklaşık 70. Böyle. Bunun yanında yine normal pazar yeri yaptık. Daha modern, insanlar çamurdaydı, şeydeydi. Orada bir rahat bir alışveriş yaptık.
Yine yaz gelince özellikle çok trafikten böyle büyük bir sıkıntı vardı. Yine işte eski otoparkımızı normal 600-700 kişi şey yapıyor, otopark şeyi yaptık. Yine en önemlisi şeylerden bir tanesi bizim Gemiyanı Mahallesi, en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Bu mahallemizde tüm insanların gelen talep, işte ezan sesi yok, cami yok, namaz yapamıyoruz bilmem ne. Tabii bizim şeyimiz, insanlarımız manevi şeyler de ön düzeyde. Burada yine Gemiyanı Mahallesi camisini hayırsever vatandaşların ve belediyenin işbirliğiyle, bizim de desteğimizle, müftülüğümüzle birlikte çok böyle Selçuklu mimarisinde orada başlamıştı. Önceki süreçte de öyle metro şeklinde kalmıştı. Yani hiçbir şey artık yani işlev yok. Daha böyle işte sarhoşların veya şeylerin işte çeşitli çocuklar, hayvanlar falan bıraktığı öyle metruk bir haldeydi. Biz oraya dediğim gibi çok o hayırseverlere de çok teşekkür ederiz. Bir iki tane hayırsever öncülük etti. Ama biz de destek verdik. Müdürlükle koordine şekilde gerçekten oranın ihtiyacına ve görselliğine aynı zamanda Selçuklu mimarisinde çok güzel bir şey, ibadethaneyi, cami şey, halkımızın tabii dolu dolu öyle yaptık. Bunun yanında yine devam eden projelerimizden tekstil var. Bugün onda yarısını şey yaptık. Tabii biz yarıya gelince buradaki biraz daha büyük yapmışız. Çelik konstrüksiyondan dedik şeyler kalmayacak. Danaya Bakanlığımızla görüştük. Şu günlerde ödeneğe çıkacak. Her şeyini oraya sunduk. İnşallah kaç kişi istihdam olacak? Orada? 350. Bunu ilk önce başlamıştık yani böyle 100 kişilik falan gibi. Zaten bu kadar da uzaması millette biraz uzadı yani. Planladığımızdan ilk kez, planladığımız zamanda yapamadığımız bir proje. Normal seçim maddelerimizde falan yok bu da. Yani geçen sene vatandaşlarımızla birlikte gelen talep üzerine yani şey yaptık. Ama 100 kişiden böyle 350 kişiye çıkınca daha sonra baktık ki teknik olarak incelemede burayı normal ahşap şeyler falan kaldırma çatılar. Çelik konstrüksiyon ve sandviç panelli. Bu şekilde bunda bu bölgelerde çize bile yoktu. İzmir'de çizdirdik. İşte bir ay önce de Sanayi Bakanımıza ziyarette bulunmuştuk. Orada talep ettik. O da olumlu baktı sağ olsun kendisi. Buradan da tüm yasal şeyleri geçen hafta gönderdik. İnşallah bugünlerde ödeneni bekliyoruz. İlçemize 350 kişinin şey yapacağı bir tekstil atölyesinde şey sunmuş olacak. Bu arada birçok kullandığınız ürünü kendiniz üretiyorsunuz. Kendi atölyelerinizde. Bu anlamda da sizi yürekten kutluyorum ve örnek bir çalışma bu anlamda. Hani yandaşa değil, kardeşe veriyorsunuz. Bu milletin parasını kimseye heba etmiyorsunuz. Bravo başkanım. Değil mi? Acemiliğimiz de şimdi ustayız değil. Şimdi kendimiz üretiyoruz, kendimiz imal ediyoruz. Hem atölye, hem ahşap atölyesinde, hem de demir atölyesinde. Şimdi makineler de yenilendi. Ekip de yenilendi. Ekip de ustalaştı. Hepimiz ustalaştık. Bizim de hani şeyler de yeniledi. Yani beyin de gelişiyor. Yani daha iyisini nasıl yaparız? O bizde şey var. Yani o heyecan var. Ekipte de var, şeyde de var. Yani sadece bir kalıba projeye bağlı değil de sunulan bir projeyi ortaya koyan şeyin daha işte farklı modelini, farklı şeyi nasıl yaparız diye bu var. İlçemizi böyle güzelleştiriyoruz. Hem geri dönüşüm hem üretim gibi, hem üretimden de keyif alıyoruz. Bu sene işte dedim ya, hem bizim şey var, normalde bir mesire alanımız var projemiz. Bu da inşallah bu bahara yetişse çok şeylerini aldık. O selden dolayı kesintiye uğradı. Yine aynı zamanda millet bahçesi projemiz var. Onun da şu günlerde ihalesini yapmak üzereyiz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan onda başlangıç bedeli çıktı, 500 bin lira gibi. O da aynı güzergahta, hem mesire alanı var. O da özel idare ile birlikte ortak bir projemiz vardı. O da tamamlamak üzere. Belki o güzergahta giderseniz görebilirsiniz. Büfeler yapılıyor, daha modern. İşte öğrenci yurdunun oraya şey alındı. Aletler, işte barbeküler, normal park alanları falan alındı. Onlar da o alanda yapacağız her şey tamamlandıktan sonra. Bir de başkanım, öğrenci demişken gerçekten öğrencilerimiz önemli. Siz belediye hizmet binalarını bile öğrencilerimize yurt olarak vermişsiniz, tebrik ediyorum. Şimdi bir yerde öğrencimiz bir ilçe için çok çok önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz göreve geldiğimizde öğrenciler işte şey yaptı, üniversitede tabela yok, ortada bir şey yok. Öğrenciler çoğu kayıtları sildiriyordu. Sağ olsun bir öteli
ricada bulunduk, kiraladık, boşalttık, orayı misafirhane yaptık. O seneki yarı kayıt sildireni ek kontenjandan tekrar üstüne koydu. Ardından Türkiye'de iktidir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yurdu biz aldık. Türkiye'de iktidir bu daha örneği yoktur. Yani tabii onda öğrenci yurdu yaptık. Tek öğrenci yurdu şey yapan böyle belediyeden birisiyiz. Hem misafirhane hem şeyle tabii çocukların mağdur olmaması. Biz eğitim öncelikli. Meslekten de geliyor. Babamız da eğitim gönüllüsü bir aileden geliyoruz. Bu bağlamda her çocuğumuz okumayan çocuk bizim için bir kayıp olarak görüyoruz biz. Bravo, yürekten kutluyorum başkanım. İki tane KYK bakanımız geldi, bakanımızla görüştük. Hem o yurdu KYK'ya hem de bir yıllardır kullanılmayan bir şey var. Turistik otel milletin bildiği şeyle onunla burayı KYK'ya çeviririz inşallah. Böylece de üniversitenin hem büyümesini hem gelişmesini katkıda bulunacağız. Bir üniversite şehri olmuş olacak. Yine buna şey olarak çok sayıda geldik gittik. Bakanlarla işaret ettik, genel müdürler, bölge müdürleri falan. Yolumuzu başlamıştık. Yol bir kesintiye uğradı yazın. Her şeyde bir hayırlısı varmış diyelim. Biz de onu çok iyi değerlendirdik. Ekibimizle birlikte gece gündüz böyle çok hummalı şekilde çalıştık. Çok güzel projeler şey yaptık. Sonunda ülkemiz, bakanımız falan şey yaptılar. Bakanımız da kabul etti. Projeyi değiştirdik. Artık yani Türkeliği, şöyle söyleyeyim, Türkeliği çok güzel bir Türkeli bekliyor. Yani çok güzel bir sahil projesi yaptık. Yani normalde önceden ara verilmese bitseydi, bittiği zaman insanlar mutlu olmayacaktı. Yani bu proje bize de, çünkü 30 sene önce yapılmış bir projeydi. Yani sadece insanlarla ilçeyle denizin arasında bir set çekilmiş olacaktı. Sadece ya, ama şimdi orada sahilde insanların yürüyebileceği, denize olta atabileceği, efendim çekirdek çitleyebileceği ailelerin, efendim oturup kahve içebileceği, bisiklete binebileceği, tüm bisiklet yolu, tam yaşam alanları, projeleri burada işte biz de bu şekilde onaylattık. İnşallah Türkiye'ye girdiği zaman insanlar yeni bir Türkiye'yi görecekler. Biz bunu yapmazsak, yani biz bunları yapmazsak görevimizi ifa etmiş sayılmayız. Yani biz bunları yapacağız. Biz diyoruz ki Türkiye'li sahiliyle, suyuyla, göletiyle, üniversite ilçesiyle, yani doğasıyla, yani Türkiye'li bir cazibe merkezi olacak, bir marka şehir olacak. Daha devam edelim. Görülmemiş kadar biz diyelim ki tembelliğin olmaması için spor bizim için öncelikli. Türkiye'de 3 tane semt sahası, bir tane kapalı saha, illerde yoktur bu. Başkanım ilk döneminiz değil mi? Bunları 2,5 yılda mı yaptınız? Ya, bravo, yürekten kutluyorum başkanım. 3 tane basket sahası, toplamda 9 tane. Stadın komple yönetim binasının yenilenmesi, stadın karşısında türbinlerinin olması komple. Selde Zaragöl'de bir ihalesi yapıldı, tekrar aynı şekilde yapılıyor. Yine fitness aletleri Türkiye'nin her tarafına aldık, şimdi monte edeceğiz, Selde şey yaptık. Yani aynı zamanda bir spor şehri olacak, eğitim şehri olacak, turizm şehri olacak, tamam, kültür şehri olacak bu şekilde. Yine şeyden önce, süreçten önce baktık, yıllardır tartışılıyordu bir 112 acil sağlık şehri, hemen şey yaptık ve başlattık, bitti. Son günlerde açılışını yapacağız. Yine yıllardır tartışılan şey olan şey vardı, hükümet konağını başlattık. Hükümet konağı projemizi başlattık, devam ediyor. Yine göreve geldiğimizde hakikaten belki de Türkiye'nin en şey belediyelerinden birisiydi. Makine park olarak, filosu olarak. Çok eskiydi, hiç kullanılmayan yani böyle, yani yılları şey yapan. Şu anda belki de makine park olarak da Türkiye'nin en yeni filosuna sahibiz. Daha ihtiyacımız var ama, eksiklerimiz var ama tamamlıyoruz. Çünkü bu da şey oluyordu, hem yakıt sarfiyatı, hem hizmette aksama, hem aşırı şekilde parça gideri oluyordu. Tabii, yani verdiğimiz sözler, şeyler yarıda kalıyordu. Yani çünkü araba arıza yapıyor, şey yapıyordu biz ama şu anda bu arabalar hep hibe yöntemiyle. İki tane öz kaynaklarımız aldık, 6 tane hibe aldık, daha da alıyoruz, devam ediyoruz. Şu anda hizmette de şey olmuyor yani. Fatma Hanım'a selamlar, hemşerime size o zaman çok destek çıkmış. Ya biz şöyle Fatma Hanım'dan da aldık. Soyadınız da şahin olduğu için. Tabi belediyeler birliğinden de aldık. Efendime söyleyeyim, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan da aldık. Aldık. Bazı belediyelerden de aldık. Başka istemek önemli, almasını yani, bilmek de önemli. Şöyle yani, kendi öz kaynaklarımızı aldık. Şu anda Çakır
daha eksiğimiz var. Çünkü yılların şey olduğu için. Ama aldığımız kadarıyla çok iyi bir makina parkur şeyine sahibiz fişeğine. Ama bunları da tamamen tamamladığımız zaman çok güçlü bir makine fişe filemiz olacak. Personelle ilgili de şöyle söyleyeyim. Yani ihtiyaç olan bölgelere çok kaliteli mühendisler, teknik personel, işçi, usta aldık. İyi bir personel şey yaptık. Yani bunu rakamı telaffuz etmek istemiyorum. Mesaisinden geriye kalmış borçlarından aldı. Hepsini ödedik. Yani ödüyoruz da gününden önce de maaşlarını ödüyoruz, mesailerini ödüyoruz. Sen örnek çalışmalar. Şu şekilde her şeyi yaptım. Yani verdim de verdim, personel de verdim, ilçeye de verdim. Aldım verdim. Şimdi tüm projeleri de hazırladım. Hepsini onaylattım. Son çeylerdim. İhale aşamalarında son çeylerdim. Yani bu yoğunluğumuzda bu. Bundan sonra da tabii bu süreçte de şey işin doğrusu söyleyeyim. Hem pandemi, hem afet, hem böyle süreçlerim. Biraz esnafı pandemiden dolayı da biraz daha işte vatandaşı, amire, memuru biraz iletişimde kopuk kaldık. Çünkü 20 saat çalışıyoruz. Gece buradan Ankara, oradan Samsun bu şekilde geldik. Bundan sonra hem işin başındayız hem ilçedeyiz. Hem o ikili ilişkiler milletimizle bir emhalle olacağız. Ya olamadık yani işin doğrusu söyleyeyim. Tamamen emhal olsak bunlar olmayacak. Yani gece gündüz bunların peşine koşmayacak. Bunları onaylatamayacağız. Ama şimdi zaman var. Belki de insanlar şöyle de düşünüyor. Bana yani şöyle ya başkan oldu koptu artık göremiyoruz. Yani gelemiyor yani gibi. Ama emin ol onlara verdiğim taahhütlerin sözlerin bir fazlasını yapmak için her şeyimi ortaya koyarak onlara verdiğimiz sözleri veya ihtiyaçlarını verdiğimiz değil ve onların ihtiyaçlarını vermediğim şeylerde. Yani normal hayatta da birden süre gelen bir ihtiyaç hasıl olabiliyor. Halkın beklentisi olabiliyor. Yani biz bu yaptığımız şeylerin çoğu da mesela bizim seçim mahallemizde spor testleri yoktur. Seçim mahallemizde cami yoktur. Seçim mahallemizde ket meydanı yoktur. Köylü pazarı yoktur. Tabii. Söylediğimiz fazlası şey yaparız. Dedik ki yani biz burada her günde işte amca, teyze, hala bu şekilde yapardık. Yani hemen olurduk ama ilçe bir şey yapmazdık. O zaman yapamazdık. Ama biz her şeyimizi ortaya koyduk. Çok güzel proje ilçenin kaderini çok olumlu yönde değiştirecek projeleri imzalattık, onaylattık. Yani inşallah film başlıyor. Şu film, anda fragman diyorsunuz. Film başlıyor. Hepsi yaptık. Bundan sonra hep onlarla da iç içe olacağız. Projeler de tek tek hayata geçecek. Size bir sürprizimiz var. Merak ediyor musunuz? Ya sürpriz her zaman merak edilir. Buyurun görelim. Şimdi de Türkiye'li vatandaşlara soruyoruz. Belediye başkanının çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan veriyorlar? Hep birlikte görelim mi? Buyurun görelim. Başkanı tanımıyor musun? Tanımıyorum. Nasıl bir adam? Vallahi şimdi yorum yapmayacağım. Puan ver diyeceğim. Tanımıyorum dedim. Evet, puan, tanımıyorum. Tanımadığım adıma puan veremem. Başkanın çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan? 10 veriyorum. Belediye başkanı çalışıyor mu? Belediye başkanımız gördüğün kadarıyla çalışıyor. Gördüğü kadar tabii ki çalışıyor. Bir puan ver 10 üzerinden. 10 üzerinden 9 veririm. Sen abi? Vallahi bana çok faydası oldu. Ben mesela bazı zor durumda kaldığım anlar oldu. Çok faydası oldu. Allah razı olsun. 10 üzerinden. 10 üzerinden mi? Kanımız çok iyidir. Allah ondan razı olsun. Allah Allah. İlçemizi bayağı bir noktalara getirdi. Çalışıyor, çabalıyor. 10 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden 10. Üzerinden abi 8 diyorsun. He. 2-2,5 yıllık çalışmalarını bir değerlendirelim. Çok... İyi mi? Yani nasıl diyeyim? 10 üzerinden 100 diyeyim ama işte hadi ya. Sen bizi izliyorsun belli. Gerçekten 10 üzerinden 100 diyeyim. Sağ olsun başkanım bayağı bir işler yaptı Allah razı olsun. Yapmış mı? Yapmış. Bir puan verelim 10 üzerinden 100. Diyorsun yani. 10 üzerinden 10. 10 diyorsun. 10 üzerinden memnunuz. Allah ayağını başa bak. 10 üzerinden 10 diyelim. Yapacaklarını da tamamladığı zaman 10 üzerinden 10. Puan verelim 10 üzerinden 10 üzerinden 9 şu anda. Tam diyorsun. Evet. 10 üzerinden kaç puan? Valla gördüğüm kadarıyla 10 üzerinden 6,5. 10 üzerinden kaç? 10 diyeyim hadi. 10 diyor. Evet. Üzerinden. Çok güzel. Ben de memnunum çalışmalarından. 10 üzerinden. Ben bunu da söyleyeyim. Çalışmalarına memnunum. Şükürler olsun. Çok iyi gidiyor.
Ben bir puan ver ama 10 üzerinden. Ben 5 de vereyim, 10 da vereyim. 10 üzerinden çalışıyor. Kaç puan? 100 puan. Üzerinden 10 üzerinden 10 verelim yani ben. Hadi ya. Vallahi verelim. Önceki başkan lan çok fark var bunun. Çalışıyor yani. Bir puan ver 10 üzerinden. 10 üzerinden. Komşum çalışıyor. 8. Çalışmanı nasıl buluyorsun? Çok iyi. Tanap verecek bize. Çok iyi çalışıyor. Ta nasıl çalışsın? Çalışması çok iyi. Bir puan ver 10 üzerinden. 99 diyeyim. Deha. Üzerinden. 10 üzerinden ben ona son puanı veririm. Abi son dediğin kaç işte? 90-100 veririm. Bir puan verelim. Ha. 10 üzerinden. 8. 10 üzerinden. Valla ben şu anda şimdiye kadar 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 11. 15. Yani 9 diyelim. Üzerinden. 10 üzerinden 10. Adam gibi adam. 10 veriyorum. 10 verelim. 10 üzerinden. 10. 9 vereyim abi bir puan. Niye 7? Yedim ben. Yedim abi. Boş ver. 7 diyebilirim. Üzerinden. Başkan 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8. Üzerinden. 10. Çalışıyor mu? Başkan çalışıyor. Allah razı olsun. 10 üzerinden. O bak şimdi 10 üzerinden 10 veremem ama. Ne verirsen verirsen 0. 10 üzerinden 8 veririm. 10 üzerinden. 10 verelim abi. En çok beğendiğiniz hizmeti nedir başkanın? Gelip bizimle sohbet etmesi, ilgilenmesi. Halkın içinde olması diyorsun. Evet. Üzerinden. 10. Üzerinden. 10 üzerinden 100 puan. 10 üzerinden. 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 9 da olur, 10 da olur. Sen kaç veriyorsun sen? Ben ona beklentim var. Ben o bana yaparsa 10 üzerinden 20 verir. Neyi yaparsa? Ben şu odamı bana bu yaparsa, bunu yaparsa. Ne istiyorsun buraya abi? Şöyle beton, şöyle beton. Duyduğum kadarıyla diyeyim, gördüğüm değil. Evet. Çalışıyormuş. 10 üzerinden. 8 o da. 10'a. 8. Üzerinden. O 5. Puan verelim 10 üzerinden. Başkan şu anda iyi. 10 yani. Üzerinden. Evet. 10. İyi görüyoruz. Kaç işte bir puan ver. 10 veriyorum. Yani yoksa aday sen misin bu sefer? Ben olabilir de. Arkandayım. Olabilir de. Üzerinden bir puan verelim. 10 üzerinden bu fark. 10 puan verelim. 10 üzerinden 10 diyorsun. Evet. Köy TV izliyorsun. Evet. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Evet. Beğeniyor musunuz başkanın bu hizmetlerini, belediye başkanının? Yani tabii ki beğeniyoruz. O zaman bir puan verelim bu ayda. 10 üzerinden? 10 üzerinden 9 veriyorum. Kızım sen? Ben 7 veriyorum. Niye 3'ünü yedin? Yani yemek istedim, yedim yani. Sen ne abi diyorsun? Yok, o anlamda değil. Hani daha çok etkinlik daha yapılabilir. Neler yapılır? Mesela evet, güzel bir şey değindin. Sence neler olursa daha iyi olur? Yani ne bileyim, daha çok gençlerin böyle aktif konserler yapabilir. Olsun, aynen, festivaller olsun. Aynen. Onu da Hüseyin abi sunsun. Evet. Evet başkanım, ben hep söylerim, herkes yol yapar, bina diker, köprü yapar ama gönül yapamaz. Bu gönüllere girmeyi nasıl başardınız? Sağ olsun, teşekkür ederim, ne diyelim inşallah. Şöyle söyleyelim, onlara her şeyin daha güzeline iyisine layıklar, onun için gayret gösteriyoruz. Böyle de tamamlayalım, başta bu hizmetleri bize yapmasına desteklerinden dolayı ilçe başkanımdan, mevzuşelerimden, İşte il genel meclisi, belediye meclisinden, teknik personelimden, ekibimden, il başkanımdan, milletvekilime, cumhurbaşkanımıza kadar herkese çok teşekkür ediyoruz, bakanlarımıza kadar. Türkiye'li halkı her şeyin daha güzeline layık. Yani hiç beklesinler, marka şehir, güzel şehir, yeni bir Türkiye'li geliyor. Biz diyoruz artık hiç kimse buraya cenazeye veya da düğüne değil, gezmeye gelecek. Önce ilçeniz, İliniz ve Türkiye için en büyük hayaliniz. Bu marka şehir yapmak. Tam marka oluyor. Oluyor inşallah. Yine Batı Karadeniz'deydik. Daha doğrusu Sinop'ta ve Sinop'umuzun çok özel ve güzel bir ilçesi Türkeli'ndeydik. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Peki yetti mi? Bence de yetmedi. Yarın tam saat 17'de ikinci bölümü kaçırmayın. Güzellikleri, doğallıkları izlemeye devam edin diyoruz. Asırlık tecrübesi, Türkiye'nin dört bir köşesinde binin üzerinde bayi hizmeti, 70 ülkeye ihracatıyla tarım ve hayvancılık makine üretim sektörüne yön vermeye devam ediyor. Barbaros Motor, tarımdaki gücünüz. %100 milli, %100 yerli. Bayilikler verilmeye devam ediyor. Telefon 0368 718 3301. www.barbarosmotor.com. Barbaros Motor, tarımdaki gücünüz.
Barbaros Motor'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşalım.